Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayına hoş geldiniz. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Biraz arayıcıyla başladık bugün. Evet. Umarım açıklama kısmını okumuşsunuzdur. Çünkü öyle bir yayın yapacağız. Bugün insanlara bir browser üzerinden Google'da çalışan bir container'a root access vereceğiz. Ve insanlar bakalım bu konteyneri hackleyebilecekler mi, hackleyemeyecekler mi? Daha doğrusu siz hackleyebilecek misiniz, hackleyemeyecek misiniz? Buna bakacağız. O yüzden böyle bir challenge aklıma geldi. Tamam. Şimdi onu yapacağız. Gündemimizde ne var? Öncelikle gündeme bakalım. Yarın arkadaşlar bir etkinlik var. GDG Cloud Türkiye branşı bir etkinlik düzenliyor. Kubernetes Day diye. Bunu da göstereyim şu şekilde. Bunun linkini Discord'da bulabilirsiniz. İlk gün Kubernetes üzerine oluyor. İkinci günde genel cloud üzerine olacak. Bu linklere tıklarsanız YouTube yayınlarına doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Hiç üye olmanıza gerek yok. Benim vereceğim konuşma şu olacak. Knative projesi Kubernetes'deki Missing Serving Layer'ı, yani Kubernetes'de uygulama çalıştırırken HTTP tarzı, gRPC tarzı uygulamalar çalıştırırken Kubernetes'de çok fazla native destek alamıyorsunuz. Bunlar üzerine bahsedeceğim. Bu arada ekranı paylaşmayı unuttum galiba. Hemen onu göstereyim bir saniye. Bunu gösteriyordum. Zoomlayayım. Tamam. Evet. Şimdi bir saniye. Durumu falan update etmemişiz. Neyse kalsın o. Böyle yapalım. Evet. Kusura bakmayın, arayıcıya yeni çıkınca ortalık biraz karıştı. Böyle bir konuşma veriyorum arkadaşlar. Bunu Discord'da bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Kubernetes Day diye bir etkinlik var. Ona katılırsanız 21 saat içinde canlı yayına girecek bir etkinlik. Ben de henüz konuşmamı yazmadım. Yayını bitirdikten sonra onu yazacağım. Güzel bir konuşma olacak diye umuyorum ben. Knative üzerine konuşacağım demiştim. Evet. Başka başka başka. Az önce bir blog yazısı yayınladım arkadaşlar. Onun tweetini atmayı unuttum. Bu da Google Cloud blogunda bir tane kendi registerlerinizin üzerine nasıl custom domain yazabilirsiniz diye. Bazı formatting issue'lar olmuş, onları düzelttireceğim şimdi de. Neyse böyle bir yazı yazdım arkadaşlar. Birkaç tane şimdi sıkıntıyla karşılaştım çünkü az önce birkaç dakika önce yayınladığımız için resim falan güzel çıkmamış. Ne yazık ki benim bunu publish ettiğimiz tool'a erişimim yok ama böyle güzel bir yazı yayınladım. Onu da birazdan belki düzeltirlerse publish edeceğiz. Tamam. Şimdi o zaman bugünkü konuya geçelim arkadaşlar. YouTube'u falan kenara alayım. Tamam. Bugün gündem yoğun. Tahmin edebileceğiniz gibi. Amerikan seçimleri hala devam ediyor arkadaşlar. Hala bir kesin sonuç gelmedi Amerikan seçimlerinden ne yazık ki. Ama olsun. Biz codingimizi yapacağız. O yüzden çok beklemeden bugünkü aklımdaki projeyi hemen şöyle bir dokümantasyonda prototip yapayım.
Bunu siz takip edebilin diye yapıyorum. Şimdi şöyle buna şey diyeceğim arkadaşlar ben. Bu proje Cloud Run Sandbox diyeceğim. Tamam mı? Burada bizim göstermeye çalıştığımız şey amaç ne olacak? Give shell access to give public shell access to a container running on Cloud Run with root permissions. Bu yani aslında. Bu access'i de browser üzerinden vereceğiz. Bayağı da browser diyelim. Tamam mı? Bu aklıma bu geldi. Ondan sonra hani bunu biraz daha nasıl competitive yapabiliriz? Yani nasıl böyle insanlara bizim container'ımızı hacklemeleri için bir ortam sağlayabiliriz? Buna bakacağız bugün. Peki o zaman sorularınız varsa genel olarak bunu şey yapın arkadaşlar. Bana sorularınızı iletin. Ben bugün herhalde çok yavaş bir yayın yapacağım. Uzun sürebilir yani. Sürmeyebilir, duruma bağlı. Şimdi bir tane program var arkadaşlar. Bu GoTTY diye bir proje var. Bu proje valla 4 yıla yakındır, 3 yıla yakındır maintain edilmiyor. Ama çalıştığını düşünüyorum ben. Bakabiliriz yakından. Şimdi ben projeyi daha önce denemiştim. İlginç bir proje bu. Arkadan ses mes geliyor abicim. Tamam neyse kalsın. Bir saniye. Bunu bilgisayarımıza kuracağız şimdi bu GoTTY'yi. Siz de kurmayı deneyin. Şimdi bu GoTTY projesi gerçi Brew'da varmış ilginç. Tamam Brew'dan kuralım o zaman biz de. Font çok küçükse söyleyin arkadaşlar. Fontu toparlamaya çalışabilirim ama ne kadar toparlayabilirim emin değilim. Sürekli büyüteceğiz galiba bugün. Evet. 50 kişi olmuşuz. Süper. Şimdi bu GoTTY projesi ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Browser üzerinden shell access veriyor aslında. Bunu nasıl yapıyor? WebSocket üzerinden bir Go serverıyla nasıl diyeyim? Bir sudo TTY açıyor aslında. Yani hani bu TTY aslında nedir? Shell ile konuşurken TTY aslında teletype demek. Yani hani bir sanal daktilo gibi düşünün. Sonuçta önceden insanlar terminallere bağlayıp bir işte böyle bir sistem kullanıyorlarmış. Hala böyle bir sistem shell'lerde aslında var yani. Tabii Linux'ta falan hala o içinde bulunduğunuz ara birime TTY deniyor genellikle. Şimdi şöyle yapalım. GoTTY kurulmuş. Ben bir deneyeyim. Bakalım nasıl çalışıyor. Size de göstereyim. Bunu şimdi öncelikle buna bir klasör oluşturalım. Cloud Run Sandbox diyelim buna. Tamam. Git init yapalım burada. Şimdi bu mesela arkadaşlar bakın buraya birkaç tane dosya ekleyeyim. ABC. Tamam mı? Şimdi bu dosyaları bir GoTTY bir deneyelim. Tamam mı? GoTTY dedik çalışmadı. Neden çalışmadı? Bakalım ne diyor? Komut verilmedi diyor. İlginç. Şimdi GoTTY bash diyelim ya da zsh diyelim. Tamam bakın benim network interface'lerimde dinlemeye başladı. Localhost 8080 tıklıyorum. Bakın ben şu an terminalimdeyim gördünüz mü? Şu an bakın browser'ın içindeyim ama terminalimdeyim aslında. Değil mi? Benim buraya yazma iznim yok. Ama terminalimdeyim yani. Orası gerçek. Şimdi şöyle bir şey var. Bakıyorum şimdi hani bana şey izin vereyim diye de. Benim buraya yazmama izin veriyor mu diye baktım da vermiyor gibi. Başka ne opsiyonları varmış bakalım bunun. Ha komut başlatabiliyormuşsunuz. Ha mesela şöyle yapabiliriz o zaman. Çık dedik. Bu mesela ZSH de, şey demek yerine mesela htop verirsem ben buna. Bakın şimdi bağlanacağım bir daha tekrar. Bakın benim bilgisayarımdaki şey geldi. Htop ara birimi. Aslında şu an Go'nun içinde çalışıyor. Ama bu Go server'ın içinde htop çalışırken buna sanal böyle bir interaktif ekran ekleniyor. Buna da browser'a yolluyor.
Umarım bunu anlayabilmişizdir. Çünkü bu kritik, bu GoTTY projesiyle implement edeceğiz her şeyi. Tamam mı? Şimdi bu H topu vermek yerine şöyle bir şey yapalım. Biz GoTTY'nin başka ne özellikleri var? Bakın burada göstereyim size. Pardon, çöp kamyonu geldi arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Hep de yayın sırasına geliyor. Bakın permit write diye bir işlem var. Bu da işte şey. Aslında client'ların sizin hani shell'inize erişim vermesini sağlıyor. Bir daha refresh atıyorum bakın. Büyütelim. Bakın ben şu an browser'ımdan az önce şuradaki çalıştırdığım terminaldeki klasörün içine girdim aslında şu an. Burada şimdi HTOP da çalıştırırım, date de çalıştırırım. Bilgisayarıma hackleyebilirim özetle, tamam mı? Şimdi bunu biz ne yapacağız? Cloud Run içine koyacağız. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem aslında bu. Çok zor bir işlem değil. Deneyelim, tamam mı? Bunu Cloud Run'ın üzerine nasıl koyarız? Bunu bir düşünelim. Şimdi bu proje biraz eski. Go modüllerinden daha eski ne yazık ki. Bakıyorum şimdi bunun binary'lerini release ediyorum bu amcamız diye. Ayıyor gibi duruyor. Keşke yani projeyi geliştirmeye devam etseymiş. Çok güzel bir proje bu arkadaşlar. Yani çok iyi yerlere gidebilir. Yani geliştirilmemiş haline rağmen hani 14.000 star var. 76 tane issue açılmış çünkü insanlar issue'ları yani ne yazık ki proje terk mi edildi diye soruyor biri. Ya bazen şey oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hani adam vefat ediyor. O yüzden projeye hiçbir katkı yapmıyor diyeceğim ama adam yaşıyor belli ki yani. Böyle bir olay var yani. Ama bazen vefat ediyor adam. Arkasında da kimseyi bırakmıyor. Ondan sonra proje yani adamla beraber gidiyor. Tamam. Şimdi o zaman GoTTY çalıştı. Gayet düzgün çalışıyor. Burada böyle komut çalıştırabiliyoruz biz yani. O zaman bunu bir konteynerin içine koyalım mı arkadaşlar? Konteynerin içine koyup bunu bir anlamaya çalışacağım. Nasıl bunu kullanabiliriz falan diye. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum ben. Mesela bu release'ten sonra buradaki binary'yi indirsek konteynerin içine mesela. Bu release'ten sonra kaç commit yapılmış? Onu bilmiyoruz hiç. Şuna bir bakalım mesela. Şu commit. Nerede bakalım? Master diyor yani. İlginç. Ne zaman commitlemiş adam? A08 diye bir commit var. Tamam bakıyoruz şimdi. Tamam zaten o son commitmiş. Tamam o zaman o binary'yi kullanabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir Docker file oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bakın Docker file'ın güzel yanlarından biri şey yapabiliyorsunuz. Doğrudan hani bir yazılımı container içine koyup çalıştırabiliyorsunuz değil mi? Şimdi burada ben de onu yapacağım. Burada GoTTY diye bir proses var ya. Bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu ilginç bir yöntem kullanacağım aslında ben. Şöyle bir şey diyeceğim. Şu şeyi buraya ekle diyeceğim. Sonra şöyle bir şey çalıştıracağım. User bin GoTTY'yi chmod et diyeceğim. Bunun entry point'ine de şey yapacağım. User bin GoTTY. Tamam mı? Ve sonra yanına ne koyayım? Neydi? Permit write miydi? Dash dash permit write değil mi? Tamam. Bunu bir deneyelim. Bu galiba port 8080'de çalışıyor zaten. Güzel bir şey. Şimdi bunu bir Docker build yapalım. Böyle yazarım. Docker build foo. Önemsiz şimdi hangi isim kullandım. Tamam. Build edelim. Bakalım nereye gidecek. Sizler de umarım eğlenceli bir yayın izliyorsunuzdur şu an. Sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin. Evet, bu bölümde hackercılık yapacağız arkadaşlar özellikle şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Bakın bunu Docker Run. Benim zaten komutum var hatırlarsınız DR diye. Docker Run RM IT. Bunu kullanacağım ben şimdi. Diyeceğim ki 8080'e portu mapet şu foo'yu bir çalıştır bir görelim. Ne diyor bakın? Exact format error diyor. Şimdi bu nereden kaynaklanır biliyor musunuz? Genellikle bu genellikle şuradan kaynaklanır. Eğer yanlış architecture'ın binary'sini indirdiyseniz kaynaklanır. Mesela şuraya şey yazalım bir saniye. SH yazalım. Bin SH, tamam mı? Mesela dedi ki terminalin için yani konteynerin içinde bin SH'i başlat. O zaman bunu ben bir daha build edeyim. Docker build foo diyeyim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar herkes gelmiş. Selam diyorum herkese.
O zaman bu Dockerfile'da bir sıkıntı var arkadaşlar. Neden olduğu ortaya çıktı? Çünkü arkadaşlar user bin gotty aslında bir tar olmuş. Yani tar dosyasıymış. Tamam mı? Ne yazık ki kadere bak. Aslında tar bolu bir yere açabiliyoruz ya. Yani şu add komutuyla eğer tarball kullanırsanız, targz kullanırsanız arkadaşlar bunu bir yere açabiliyorsunuz. Yani bu otomatik olarak unzip ediyor aslında oradaki şeyleri diye biliyorum. Ama doğrulayacağız şimdi. O yüzden ne yapıyorum? Bakın şuraya run lsl yazıyorum. Tamam, şimdi buraya docker build tfu içi, vim'in içinden çağıralım bakalım ne olacak. Ne abi, shaft'ı kaydı ya. Baya kötü oldu. Bu ne ya? Terimlerin hali sizlere ömür. Vallahi çalıştıramadı ya. Yiyemedi. İlginç. Çok ilginç. Neyse. Docker build diyelim bakalım. Evet, arkaya müzik atayım mı dostlar? Bunu her defasında indirmesin ya. Evet. LSL dedik. Bir şey çıkmadı. Peki şeye bakalım. İşte bu user bin gotty'ye bakalım. Yani onun içinde mi binary var? İşte ona göz atalım. Olmadı, kendimiz de indirip compile edebiliriz. Çok çılgın bir olay değil. Genç, bu user bin tty bir dosya arkadaşlar. Galiba bunu hakikaten şey yapmamış. Uncompress etmemiş. Buna yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir şey yapabiliriz biz. Mesela Alpine çalıştırayım bir tane. Tamam, bu Alpine'in içine bir şey kuralım. Curl kuralım. Tamam mı? Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Diyebiliriz ki işte curl indir bunu şeye yaz. Output'unu dev standard out'a yaz. Şöyle indir. Gerçi bunu yazmamıza gerek bile yok. Dev zaten standard out'a yazılıyor output. Sonra şey yapabiliriz. Tar zxvf yani gzip uncompress. Pardon arkadaşlar, bana nedense bir şey geliyor. Tablerden birinde ses geliyor. Evet, şimdi böyle yaptık. Bakalım bu ne yapacak? Tarı bulamadım diyor. Çünkü iki tane tar yazmış. T tar yazmış. Tar yazdık. Tamam. İlginç. Ne yaptı? GoTTY diye bir şey çıkarttı buraya bu. İlginç. Evet, yani GoTTY çalışıyor o zaman, doğru mu? İlginç, o da çalışmıyor. O benim koyduğum dosya mıydı? Yo. Bu tarın içinde ne var ya? Listeleyelim. Şunu vermesek. Yani GoTTY'yi da çıkarttım diyor ama GoTTY dosyası ne bu? Onu anlamadım ben. Binary gibi görünüyor ama GoTTY deyince çalışmıyor. Not found. Bu neden oluyor biliyor musun arkadaşlar? Burada işte bu binary'i static compile etmemiş adam. Bunu Debian container'ında da çalıştırırsanız çalışır ama burada çalışmaz. Çünkü bunun nedeni static compilation yok burada. Yani cgo enabled 0 yazıp compile etmemiş bu adam bunu. Yani ne yazık ki şuradaki hata kötü ama buradaki hatanın aslında demeye çalıştığı şey ne biliyor musunuz? Burada işte libc compatibility issue'su var burada. Libc yani uyumlu değil. Bunu biz kendimiz bence indirip compile edelim. Çok çılgın bir şey değil zaten. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Buraya ikinci o zaman bir from bir daha yapalım. Şöyle from diyelim. Golang 1.15 Alpine yazalım. Tamam. Bakalım gerek var mı? Şimdi gerek yok. GoGet yapalım şu projeye bir. Kuralım. Adam zaten kendisi de GoGet'le kurun. En kolayı o demiş. Run GoGet diyorum. Tamam mı? Bunu bir yere kuracak ama nereye kuracak bakalım. galiba şey olacak. Şöyle yapacağız. Kopyalayacağız. From zero. Yani ilk aşamadan kopyala. Galiba şey bunu go bin gotty'ye kurar. Ben de bunu user bin gotty'ye alırım. O yüzden şunlara gerek kalmaz. Tamam. Bu copy step'ini en sonunda bile yapabiliriz açıkçası.
Tamam, bir deneyelim bunu. Docker build yapalım. Bakalım ne olacak. Hiç çalışmayacak gibi geliyor bana ya. Go imajında acaba git var mı? Evet. Go imajında git gelmiyor. Çok ilginç. Önemli değil. Onu kurarız. Git dedik. Bu compile'lik. Şurada işte ikinci imaj başlıyor şuradan sonra arkadaşlar. Daha deneyelim bakalım. Orada ben de şu blog yazısına bir daha bakayım. Düzelttirmeye çalışıyorum da blog yazısını arkadaşlar. Ha, süper, tamam. Olur. Resim niye bu kadar küçük? Neyse. Ne diyor? Çalıştı diyor. Çalıştıralım mı o zaman? Çalıştı gibi duruyor. Tamam mı? Şimdi bu Docker container'ı ne yaptık? GoTTY'yi container'ın içine koyduk. Bin sh komutu başlatacağım dedik. Alpine'ın içinde de o var zaten, değil mi? Başlatalım mı? Bunu bir çalıştıralım mı? Localhost 8080. Bakın container'ın içindeyiz. Bu niye büyütemiyorum? Ha. Tamam, çalışıyor. Yani Alpine'ın içindeyiz. Doğru mu? Mesela şey yapalım. apk add no cache curl kuralım mesela konteynerin içine. Bakın şu an browser'dan konteynerin içine erişimi var yani. curl https example.com diyelim mesela. Şöyle head atalım bir tane. Bakın çalışıyor. Tamam, yani konteynerin içine girdik. O zaman şimdi bu konteynerin içine şey kuralım arkadaşlar. Güzel bir shell kuralım. Hatta bunu ben VS Code'da açayım çünkü daha rahat orada kodlarız. Tamam. Şimdi VS Code'u şöyle yapalım arkadaşlar. Buna mesela şey yapalım. App update yapalım. İnsanlar rahat rahat paket kurabilsin. Tamam mı? Ne yapalım? Bunu mesela bunun içine bir şeyler koyalım. Ne koyalım? Sayıyorum. 5 kuralım bir tane. İşte curl wget şey var. Böyle Alpine'ın extended paketleri. Alpine'ın içindeki extended paketler nereden? Böyle core utils Alpine nereden geliyor ya? Alpine core utils yazalım. Çünkü bizi box kullanmayalım biz. Core utils varmış, tamam. Ne geliyor bunun içinde? Contents of the package diyelim. Daha şeyler geliyormuş, tamam. Core utils kuralım buna. Başka ne kuralım? Mesela böyle bind tools falan vardır. Niye yazmıyor bind tools? Paketler. Popüler paketler listesi olsa keşke bir tane. Bind tools kuralım. Bunun içinde işte dig falan var. Vim falan kurabiliriz. Mesela Vim olabilir. GCC'ye falan gerek yok bence. Bakalım, tamam, bu kadar iyi bence. Bash kurduk. Başka ne kurulur arkadaşlar? Linux'ta hacking making yapmak için ne lazım? Onu bir söyleyin bakalım chatten bana. Barış diyor ki selamlar, GitHub Enterprise'a kodları yanlışlıkla şeye konmuş. GitHub'a konmuş, ne düşünüyorsun diyor. Valla bilmiyorum ya. Baktım olaya da ben de çok anlamadım ne olduğunu. Bitmiş. Çok da önemli bir şey değil zaten açıkçası. Docker build yapalım o zaman. Daha Docker run yapalım. Şimdi bakalım o bash falan gelecek mi? Mesela bir de şey yapalım bir tane. Entry point'i bin bash yapalım arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi Docker run diyorum. Bakalım değişikliklerimiz çalışmaya başlamış mı? Aynen. Bakın bash çalıştı. Şu şeyi sevmedim. Şu komut satır mevzusu, bu indikatörü sevmedim. Şey kuralım arkadaşlar buraya bence biz. Ne kuralım biliyor musun? Bunu şöyle yapalım biz. Bir entry point set edelim. NPS1 diyelim. Bunu nasıl set edeceğiz şimdi onu düşünüyorum bir saniye. Ya aslında bunu şöyle, bunları set ettiğimiz bir bash dosyası yapsak olmaz mı? Şöyle bash profile diye bir dosya yapalım mesela. Tamam mı? Bash profile şöyle şey olsun işte. Mesela şey desin. Echo hello desin. Tamam mı?
Ondan sonra mesela export PS1 diyelim. Orada işte şey yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Current directory ekrana yazarız. Boşluk, bir tane şöyle bir şey işareti, shell işareti. Ondan sonra boşluk, şöyle bir. Bence şöyle bir şey yapabiliriz yani. Özetle. Deneyelim mi? Ben de tam emin değilim. O yüzden bunu bir automate edelim arkadaşlar ya. Şöyle yapalım. Docker build diyelim. Docker run diyelim sonra. Tamam, bakıyoruz şimdi bir daha build reload edelim, çalışacak mı? Çalışmadı. Neden? Çünkü dosyayı içine kopyalamadık. Şöyle yapalım o zaman. Mesela bir home directory, ben root user olacağım için aslında şey yapabilirim. Mesela user root diyelim buna. Tamam mı? Zaten default root. Home directory'yi de şeye set edelim. Slash root, zaten onun home directory'si genelde olur bakın. Echo home yazayım. Bir slash root. Ona set edelim yine de çünkü belli olmaz. Hani user değiştirirseniz falan sıkıntı çıkar çünkü. Root'a set ettik. O zaman şeyi kopyalayalım. Bu bash profile dosyasını. Bash profile dosyasını home slash bash profile altına böyle kopyalayabiliyor muyuz? Emin değilim ben de tam. Daha bir deneyelim bakalım. Şimdi Yağızcan diyor ki Google kendi güvenliğini nasıl sağlıyor Docker'ın kendisi güvenli değilken? Biz gVisor kullanıyoruz. Zaten ona geleceğiz. Tamam mı? Şimdi gVisor arkadaşlar şu. Bizim Linux kernel'ı baştan yazdığımız bir teknoloji. gVisor, ben açıklayayım bunu size. Userland'de, User Space'de daha doğrusu. Yani kernel'da değil, User Space'de. Linux System Call Emulation yapıyoruz biz. Cloud Run bunda çalışıyor. App Engine falan da bunda çalışıyor hatta. Biraz yani şey bu. Hani system call'ları Linux'a göndermek yerine, tamam, Linux'a göndermek yerine gVisor kendi cevaplıyor. Bu da şey demek. gVisor Go'da implement edilmiş, tamam mı? Linux neyde implement edilmiş? C'de implement edilmiş. O yüzden zaten gVisor biraz daha güvenli Linux'a göre. Ama aynı şeyleri desteklemiyor. Yani mesela gVisor'ın içinde webcam çalıştıramıyorsunuz. Webcam driver yok çünkü, tamam mı? Ama server uygulamalarını çalıştırmak için şahane bir sandbox aslında. Hatta buna şey diyelim, sandbox. Tamam mı? Yani bu sandbox derken ne anlatıyoruz aslında biz? iPhone uygulamaları çalışır gibi. Çalıştıran sandbox'la benzer aslında yani. Böyle yani bir container aslında. O container gibi düşünebilirsiniz. Biz bu gVisor'ı birçok yerde kullanıyoruz. Yani Cloud Run'da kullanıyoruz. İsterseniz Kubernetes'e bile çalışıyor bu. Tamam. Şimdi deneyelim bakalım ne oldu alt tarafta. Ben orayı kaçırdım. Ne diyor? Kopyalamamış galiba. Nereye gitti benim dosya? Niye burada Dockerenv diye bir şey var ya? Çok ilginç. Root'a bir gidelim. Bash profile burada. Niye çalışmıyor o zaman? Bash RC mi yapmam lazım? Hello mu yazdım mı başta? Yazmadı değil mi? Bakın yazmıyor. O zaman 5RC mi yapmamız? İlginç. Bu 5 profile 5RC. Bir daha yapalım 5. Ha bakın böyle çalışıyor. Tamam. Okay. Tamam. Hello dedik oradan. Bir daha bir container bir daha çalıştırabilir miyiz? 5 RC yazalım buraya. Aslında syslink de edebiliriz bunları, birbirine de önemsiz. Bir daha bir Docker build yapalım. Bunu kapatıp açması çok kötü. Ya. Beş attık. Allah kahretsin. Niye öyle bir hata verdi ona ya? Kahretsin, beceremedik. Şu niye 1 yazıyor? Onu çözmeye çalışıyorum. Şöyle mi yapacağız acaba? Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Docker config.json'u sileceğim. Daha hızlı Docker build olsun diye. Docker build'lerimiz yavaşlıyor çünkü.
İlginç. Şurada bir backslash çıktı. Onu da silelim. Tamam, bu oldu gibi. Bir daha deniyorum. Docker build, Docker push. Hadi bakalım. Tamam, bu oldu. Hello yazdı. Güzel bir shell'imiz oldu burada. Nur topu gibi. Date falan yazıyor. Şimdi bu da bunu, biraz buna renk verelim. Şöyle bir red diyeyim ben buna. Tamam mı? Red mi yapalım? Red yapalım. Bir teapot diye bir tane şey komut var, bilenleriniz varsa. Teapot colors deyince zaten. Aslında şunları kullanalım işte. Bir kırmızıymış. Bir de kullanalım. The clear diye bir şey var. O da şey. Teapot SGR 0. Tamam mı? Şimdi mesela şey yapalım. Şunun başına becerebilirsek tabii. Şöyle buraya red koyalım. Buraya da bir tane clear koyalım. Tamam mı? Çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Teapot bulunamadı. Teapot neden yok? Teapot Alpine galiba Anchorsuz paketinde falan geliyor olabilir bu. Aynen, Anchorsuz paketinde geliyormuş arkadaşlar. On hemen bir de Anchorsuz kuruyoruz. Bunu da kurduk. Valla bu hızla gidersek kısa bir yayın olacağı benziyor. 74 kişi gelmiş. Helal olsun arkadaşlar. O zaman size bir hemen bir plug yapıyorum. Bam, sol üstte Discord kanalımızın linki var. Oraya katılabilirsiniz. Discord'da güzel muhabbet dönüyor. Evet. Tamam, bu çalıştı. Yani bir shell access verdik insanlara. Mesela root, mesela şey, user bin'e girdi adam. Öyle görünecek falan filan. Tamam. Okey, sıkıntı yok. Çalışıyor. Şimdi o zaman şeyi deneyelim. Ne yapalım bunu arkadaşlar? Şimdi millet bunun nasıl içine edebilir? Millet böyle bir sistemi nasıl abuse edebilir arkadaşlar? Bunu bir düşünelim. Ne yapabilirler? Hakikaten sistemi hackleyebilirler ama gvisor kullandığımız için öyle bir şey mümkün olmayacak. Tamam. Şey yapabiliriz. Aslında bunu bir deploy edebilirim ben Cloud Run'a. Şimdi bunu deploy etmek için şöyle bir şey yapacağız yalnız. Saniye. Şimdi benim demo projesine deploy edilebilir mesela bu. Şey yapalım. Buna mesela gcloud service accounts create diyeceğim. Boş bir permissionless bir tane service account yapacağım arkadaşlar. Gcloud IAM service accounts create permissionless dedik. Ha, bana bir tane bir email adresi ver. Describe permissionless mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Tamam. Permissionless at bilmem ne com. Tamam. Şimdi ben bunu valla deploy edebilirim. Edelim mi hatta? şöyle yapalım. Docker build diyelim. Buna bir tag verelim. gcr.io Ahmet B demo cloud run sandbox diyelim buna. Sonra bunu bir docker push yapalım. Tamam mı? Aynısını docker push diyelim. Şu yazamadık. Tamam. Bu çalışmayacak yalnız. Neden? Çünkü gcloud auth configure docker queue. Onu çalıştıracağım. Az önce docker'ın config'ini silmiştim ya. Tamam. Çalışıyor gibi duruyor şimdilik. Tamam, build ettik, push ettik. Gidiyor. Çalış. Ya neyse, niye Cloud Run'a deploy etmeye çalışıyoruz ki arkadaşlar? Aslında öncelikle biz kendimiz şey yapabiliriz. Biraz daha ortamı düzenleyebiliriz. Yani hani diyelim siz buna girdiniz, hacklemeye çalışıyorsunuz, tamam mı? Bu arada benim frame drop olmaya başladı. Kusura bakmayın, böyle image push ederken genellikle oluyor. Evet, tamam. Neyse, image'ı push ettik. Gerekirse çalıştırırız da bunu biz. Şöyle yapalım. Ben buna direkt run diyeceğim. Run diye benim bir komutum var. Gerçi LIS değilmiş. İlginç. Which run diyelim. Bir tane de cloud run deploy komutum var özetle. Yani çok çılgın bir şey yapmıyor. Image'ı veriyorum. Diyeceğim ki ben buna aynı anda bir kullanıcı bağlanabilsin diyeceğim. O yüzden concurrency eşittir 1 yazıyorum. Tamam mı? Ondan sonra ne yazayım? Bir saniye. Yazamadık. Concurrency. Şu
Aslında baştan güzel güzel ayırsan daha iyi olacak. Daha kolay anlaşılır. Concurrency eşittir 1 dedim. Max instances siz hacklemeyin diye kaç kişi var yayında? 76. Oraya ben 150 yazayım. memory limitasyonu koyalım. Memory 256 MB diyelim. Tamam, yani her konteyner 256 MB memory alsın. Bu kadar yeter herhalde. De isim verelim buna şöyle. Cloudrun Sandbox diyelim. Escape the Sandbox diyelim hatta. Escape the Sandbox. Nasıl? Sandbox'tan kaç. Sandbox'ı kırıp dışına çıkmaya çalış. Tamam. Bugün fazla enerjim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Deploy ettim diyor. Bakalım mı? Bakmayalım. Çünkü şeyi unuttuk arkadaşlar. Service account unuttuk. Aman Allah, ne yaptık? Tamam. Şimdi service account'la bir daha deploy ettim. Tamam mı? Bu service account'la bir daha deploy edince ne olacak? Tahmin edin. Permissionsız bir deployment yaptık. Şimdi tıklıyorum ben buna, bakın. Tıklayalım. Evet. Hazır mıyız? Abo, çalıştı ama hatalar verdi. Ama çalışıyor. Yani hello. Tamam, tap. Çalışıyor yani. Tamam, sıkıntı yok. O zaman Cloudrun'u bir kenara bırakıp bunu biraz lokalde fixlemeye çalışalım arkadaşlar. Ne dedi? Term set edilmedi demek ki. O genelde şu yüzden oluyor. Mesela bu arada Cloudrun'da environment'ımızda ne vardı arkadaşlar? Ona bir bakalım. Onu unutmayalım yani. Environment variable'lara bakacağım yani ben. Burada bakın ne diyor? Term environment variable'ları yok diyor. Environment'a bakıyorum. Bir sort edelim hatta. Sort. Heh. Clear kardeşim. Niye clear yok ya burada? Clear edemiyor çünkü environment variable yok arkadaşlar. Kadere bak. Sort. Tamam. Şimdi home var. Bunu biz set ettik zaten. Şöyle 3 tane Cloudrun'la ilgili environment variable var. Bunları silebiliriz aslında. Çok yani buraya hackleyecek kişinin çok işine yarayacak bir şey değil o. Ama bak renkler çıkmadı. Ha çünkü renkler neden çıkmadı? Muhtemelen şey yüzünden. Term'i set etmedik ya. O yüzden galiba. O zaman bir term'i set edelim. Şöyle diyeyim ben. Term xterm diyeyim. Genelde xterm bu tip şeyler için kullanılır. Onu biliyorum yani hani direkt hafızadan. Bir de environment variable'ların bazılarını unset etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da şeyde mi yapsak acaba? Prosesin kendisinde mi yapsak diye düşünüyorum ya. Nerede yapsak daha uygun olur acaba? Bence burada yapalım. Şimdi dedik ya bakın 5'i çalıştır dedik ya. 5'i çalıştır demek yerine ben şöyle bir şey diyeceğim. Diyeceğim ki environment çizgi U, tamam mı? Yani şunu unset et demek bu çizgi U. Ona işte bu key configuration, key service, onların hepsini vereceğim. Configuration, service, revision, tamam. Key service, tamam mı? Bir daha yapıyorum aynısını. Orada işte şey diyeceğim. Çizgi U, key revision. Bakın bu şeydek. Env komutu aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bir programı çalıştırmadan önce onun environment variable'larını editliyor ya da set ediyor. Öyle bir komut. Şimdi ne yaptık burada? Dedik ki env'i çalıştır, içinde 5'i çalıştır. Tamam. 5'in içinde de böyle renkler yaptık. Şimdi bu şeyi bir deneyelim. Bunu mesela lokalde bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu en azından. Docker bir Docker push yapalım. Şey Docker run yapalım. Evet. Tam çalışıyor diyor. Bakalım girelim. Localhost 8080 yapalım. Komutta hata yapmışız. Neden olmadı? Çizgi permit write bulunamıyor diyor. Niye öyle bir şey dedi ya? Allah Allah. Bizim burada hata mı var acaba? Benim bildiğim kadarıyla CMD'yi böyle ayırabiliyor olmamız lazım yani. Buna izin veriliyor diye biliyorum ben. Ya hepsini tek satıra da yazabiliriz. Ha. Bir saniye. Permit write. Sonra komutu yazmış işte. Komut da bu. İlginç.
Niye acaba öyle bir hata ver diyor ki, bakın çizgi çizgi permit right not found. Bunun array olmadığını düşünüyor. İlginç. Biz bir yerde hata yaptık galiba. Ha, şurada virgül eksikmiş. Tamam. Okay. Olur böyle hatalar, Docker file'cı yakalar demişler. Hacklemeye başladınız mı arkadaşlar? Shell'e girdiniz mi? Birazdan linki bırakacağım chat'e, beraber hackleriz. Kafaya takmayın. Tamam. Tamam, böyle bir şey yaptık. Tamam, çalışıyor gibi duruyor. O zaman bir welcome mesajı yazalım. Hello mello diyelim. Tamam mı? Kaç renk oluşturayım ben buraya? Red, yellow, blue yapalım, değil mi? Şu renkler neydi? Teapot colors diyelim tekrar. Red 1'miş, green 2'miş. Red 1, yellow kaç? Yellow 3. Blue kaç? 7 mi? 4. Tamam. Bir de green eklesek yeter. Green de 2 olsun, tamam. Bir de bold ekleyelim. Bold'u biliyorum ben galiba ya. Bold, teapot bold direkt. Tamam. Şimdi o zaman şöyle bir challenge mesajı yazalım arkadaşlar. Şöyle multi-line bir şey olsun. Şöyle şey yapalım mı? Ne diyeyim? Red mi yapalım? Green mi yapalım? Bence orange yok mu ya? Şöyle güzel renkler. Aslında benim kendi termlerimdeki term ne acaba? Echo term. O 256 renkli extermimiz varmış, söylemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir opsiyon varsa. Tabii ki 256 renk kullanacağım ben de. Rengarenk bir şey yaparız. Ortam yaparız. Renklerin listesini arıyorum ya. Heh, şu galiba. Ah değil. Bunlar genelde şöyle bakmak daha mantıklı. Güzel kardeşim, bir tabloya koysanız ha. Arıza mısınız? İnsanlar kullanmasın diye her şeyi yapmışlar ellerinden. Evet. Aha, şurası biraz güzel bir tablo gibi ama yok, bu da değil. Biraz daha iyi gibi. Tamam. Turuncu nerede? Turuncu yok. High intensity renkler varmış. 208 diyor. Bakalım turuncu diyelim, orange diyelim. Bakalım çalışacak. 208. Tamam. Şimdi şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ortam düşünün. Orange yazıyoruz. Tamam mı? Böyle bir ASCII art yapacağız şimdi. ASCII art yeteneklerim zayıftır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Escape the sandbox. Şimdi buraya birkaç tane sansasyonel statement koymamız lazım. Burada kaç karaktermiş? 17. Burada kaç var? 16. O zaman şöyle yapalım. Şuraya bir tane eklesek. Bir de buraya bir tane eklesek. Şurada şunu eklesek. Burada şu V yazsak. V tutmadım. Tamam. Şimdi escape sandbox. Language bash yapalım mı abi? Shell script. Tamam. Şimdi oldu. Ne diyor? Tamam. Escape the sandbox. Şunu bir de sonuna bir de clear ekleyelim. Şöyle. Clear. Tamam. Hatta şöyle bir tab'a alsak iyi olmaz mı şöyle? Aynen. Şöyle. Deneyelim mi? Hazır mısınız? Dınınının. Arka plan yazılar yeşil olsun diyor adam. Doğru valla. Bence de yazılar yeşil olmalı. Ama insanları çok uyuz edebilir orada, biliyor musun? Geri gelen. Tamam. Olduğu gibi bu. Biraz fazla büyük oluyor. Refresh atalım. Heh. Çok mu büyük oldu ya? Ha, şu backslash'lar şey escape ediyor. Lol. Bunu baştan yazacağım ben arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu sonra editleriz ya. Bu zaten çok önemli bir şey değil. Hackerman. Hackerman'i biliyor musunuz arkadaşlar? Hackerman'i bilmiyorsanız gidin YouTube'a Hackerman yazın. İzleyin. Sonra bana teşekkür edersiniz. Geliyorsunuz YouTube'a. Hackerman yazıyorsunuz. İşte bu adam Hackerman. Bugün biz bu adam olacağız. Tamam.
Tamam, şimdi bir daha bir refresh atalım. Tamam, bu güzel duruyor. Bence bu uygundur. 256 renk zaten her birimizin istediği şey. Tamam, şimdi o zaman şöyle bir şey yazalım. Tamam. Buraya ne diyelim? Böyle birkaç tane bullet point yazacağım. Tamam, bullet pointlerin içinde şey diyeceğim. You are inside a container diyeceğim. Running container running on Google Cloud. Tamam mı? Ondan sonra bunu bold yapalım. Patron bonusları yatırdı çünkü bankaya. Maaşı aldık arkadaşlar. O yüzden Google Cloud yazıyoruz. You're inside a container running on Google Cloud. Tamam mı? It is deployed to HTTPS cloud.run. Tamam. Bunu hem bold hem de bir renk atalım şöyle. Güzel bir renk fiş ekleyelim. Ne fiş ekleyelim? Şöyle hoş bir renk. Ama da renk varmış be. Renk seçemeyenler. Evet. Renk beğenmedim ya resmen. 256 renkten renk beğenmeyen adam. Bu renkler hakkında 256 tane renk var mı ekranda şu an ya? Ne kadar kayda değer olmayan renk var, hepsini yazmışlar ha. 10 diyorum ben. Tamam mı? Green'i 10 yapalım bence. Green diyelim. Şurada bir clear koyalım. Tamam. It is deployed to Cloud Run. Tamam mı? Düşünüyorum şimdi ya, ne yazsak buraya? Gvisor'dan bahsedelim. It is running on Gvisor mı diyelim? The container is running diyelim. The container is running inside the Gvisor nokta dev sandbox diyelim. Buraya da bir renk atalım. Şöyle green diyelim. Bold. Tamam. Root access diyelim. Tamam mı? Şöyle yazalım. Red bold. Try to escape this container. Try to escape this sandbox. You have 60 seconds. Testere filmindeki Testere miydi o filmin, neydi? Jigsaw filmindeki aynen. Öyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar bir şeye cevap vermem lazım da. Evet, nerede kalmıştık? Burada yapıyordu. Geldi. Container is running inside diyelim, tamam mı? You have root access dedik. Başka ne diyelim? Siz karar verin arkadaşlar. Böyle daha sansasyonel bir şey diyelim, tamam mı? Evet. Mesela şey falan diyelim buraya. Mesela sandbox is running directly on Google's infrastructure. Sandbox is running directly on Google infrastructure diyelim. Yani hacklersen bunu, Google'ın data center'ına erişimin var, öyle düşün, tamam mı? Evet. Bir de şey diyelim mi? You have 60 seconds falan. Blue. You have. Aman Allah'ım, biri subscribe oldu. Kim subscribe oldu? Onur Özbek. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu Twitch subscription değil ama. Evet.
Fry başında boşluk eksik demişsin. Yok ya, boşluk var orada. You have 60 seconds. Şey, you have kaç saniye diyeyim? 3 dakika yeter mi arkadaşlar? Before this closes mı diyelim? Ne diyelim? Before this window terminates mi diyelim? Before this shall terminates diyelim. Tamam mı? Bunu hatta şeye mi yazsak? Nasıl yapalım? Bunu hatta 180 saniye şunun için yazalım. Her şeyi de renkli yazmayalım yani, tamam mı? Gerçi her satırda renk var ama. Şöyle, tamam. Şimdi bakın, bunu deneyelim. Göreceksiniz zaten ne yapmaya çalıştığımızı. Şimdi gözünüze canlanmamış olabilir. Zaten bence hatalar var. O yüzden beraber bakacağız, tamam mı? Bir boka benziyor. Bu ne abicim, hepsini ekrana yazmış. Bad substitution, no closing diyor. Allah Allah. Nerede oldu ya o? Çok ilginç. Bir yerde açıp kapatmayı unuttuk acaba. Bir yerde syntax hatası var diyor arkadaşlar da ben göremedim ya. Ha şurada. Tamam. Burada syntax hatası varmış, hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar ya. Şimdi biri demiş ki hello Neo, you're inside a container diyerek gönderme yapabiliriz demiş Matrix'e, ama yok, yapamayız arkadaşlar. Hanımefendiler Neo değil çünkü. Aha, süper. You're inside Cloud Run. Tamam, şöyle yapalım. Buna hatta bu teapot'un arkadaşlar italik falan filan da var. İtalik ayarları var, onları ayarlayabiliriz. İtalik var, underline var. Underline'i yapalım mesela. İtalik nasıldı? Abi ya, öf. Bundan bir sitesi yok mu kardeşim? Doğru düzgün. Underline var ya, ben öyle hatırlıyorum. Teapot underline diyelim bak. Small, evet. Underline, teapot, small. Tamam, buraya hatta işte şey diyeceğiz. Bunlara underline diyeceğiz, şu linklere. Bir iki tane link ekledik ya. Italic de yapabiliriz aslında. Neydi? Smith miydi? Italic. Nerede? Ya sanki italic vardı ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba ya? İlginç. Böyle bir şey demiş. İtalik diyelim ona da. Şunu mesela italik yapalım. Deneyelim. Zaten deneye yapılıyor arkadaşlar. Aslında bunu lokalde execute ederim. Niye şey yapıyorum ki ya? niye konteynerin içine yazıyorum ki her defasında? Şöyle yapabilir miyiz? İtalik yok galiba ya. İtalik'i boş verelim o zaman. İtalik kaldır. Çok olayı tutmadı. Tamam, bir daha çalıştıralım. Daha rahat oldu bu. Ne yaptık? You're inside Google Cloud dedik. Tamam mı? It's deployed on Cloud Run. Continues running in a sandbox dedik. Sandbox is running directly on. You're inside a serverless container on Google Cloud. It's deployed to Cloud Run. It is inside diyelim. Çok it diyoruz ama yani it's inside a dock oluyor. Sandbox running directly on Google's infrastructure diye buraya da. Bir de şöyle deneyelim. Bir de böyle bakalım. Kötü değil. Değil mi? Bence bunu asıl Hackerman efektine nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar, biliyor musunuz? Bunu asıl Hackerman efektini, bunu teker teker ekrana yazmamız lazım. Tamam, bunu birer birer ekrana böyle daktil öyle yazıyormuş gibi. Tamam mı? Öyle bir nane döndürmemiz lazım. Onu da nasıl yaparız? Şöyle yapalım. Düşünüyorum şimdi, bir saniye. Mesela şöyle bir
input'u neye verebiliriz? Bunu input olarak veriyoruz ya cat'e. Read'e verebiliriz aslında. Read diye bir komut var belki biliyorsunuzdur. Read mesela şey yapar. Read r derseniz mesela buna. Şöyle char derseniz buna şey yapıyor. Karakter karakter okuyor. Hatta bunu da while'a verebiliyorsunuz. Yani while read char diyorsun. Do diyorsun sonra. Done diyorsun. Mesela echo diyelim bunu. Bakın şöyle char diye yazayım. Şimdi bu karakter karakter ekrana yazacak diye tahmin ediyorum. Doğru hatırlıyorsam. Öyle mi yaptı lan hakikaten? Emin değilim, bir saniye şimdi. Ha, galiba ona böyle bir n1 cut point eklememiz gerekiyor. Bir saniye. Man read yapsam dedim acaba. Shell built in. Read nerede? Read ha. Read'i bul bana. Read diye bir komut var da onun nereden var? Ha şu read, tamam. Ne diyor? Birkaç tane modu var bunun. Ona bakıyorum da şimdi. Backslash is considered part of the line diyor. Delimiter. The first character of delimiter is used to terminate the input line rather than the new line. Ha, mesela yeni satırları kaybetmemek için buna boş input vereceğiz galiba. Şöyle d boşluk boşluk diyeceğiz. Tamam mı? Yani boş string vereceğiz. Devam ediyoruz. Read returns after reading and chars. Waiting for your complete input. Bu da işte şey yapacağız işte. Burada da arkadaşlar diyeceğiz ki aynen bu n1 olayı buradan geliyor. Yani işte birer birer oku diyeceğiz. Deniyoruz tekrar. Lan hiçbir şey okumadı. Bu ne? Allah çok fena oldu. Bir saniye. Şunu şöyle silsek ne oluyor? Çalışıyor mu? Allah. R'nin yeri mi acaba değiştiriyor mevzuyu? Yok. Ama ilginç. R'nin yeri bir şeyleri değiştiriyor yani clearly. D'nin arada boşluk mu olması lazım acaba? Yalla çok ilginç şeyler oluyor şu an. Ama bu N1 olacak galiba ya. Daha kötü oldu durum ya. Durum kötü arkadaşlar. Ha acaba satır ayrıcını mı anlamıyor? Çünkü normalde şunlar satır satır ayrılıyor ya. Yani parsing'i şeye göre mi yapıyor? Yeni satıra göre yapıyor olabilir mi? Normalde işte o şey yaparız normalde. Şu mesela read komutu var ya, bunun önüne mesela ifs koyarsın şöyle. Bunu böyle yapınca normalde 5'te şeydir ya Linux komutlarında, yani her satırla ayrılır ya stream'ler. Burada koyunca hiçbir şeyle ayrılmaz hale geliyor. Yani tek yekpare geliyor. O hala çalışmıyor. İlginç. Kafa karıştı ya. Bakalım dokümantasyonda ne diyor. Komut göstermeyeceğiz. Allah Allah. Şu N'nin sırası mı fark ediyor? Çünkü az önce koyduğumda bir şeyler print ediyordu ekrana. Baksana bir şeyler print ediyor ama hiçbir şey çıkmıyor bu sefer de. Boş bir ekran oluyoruz yani. Hani print satırlar orada ama. Ha echo n diyelim. Böyle bir şey deneyelim. Bu ne lan? Allah Allah. Echo n'in böyle yapmaması lazım. Bunu bizim internetten okumamız lazım muhtemelen ya. Acaba d'nin sonrasında mı sıkıntı oluyor ya? Aa tamam. Neyi niye yazıyor ben anlamadım yazı. Echo'nun echo'dan sonra ne olmaması lazım ya? Yani bu kısım biraz sus dediğimiz konsept. Ya echo n ne işe yarıyor diye soranlarınız varsa aranızda, echo n arkadaşlar normalde bir şeydir. Acaba yanlış echo'yu mu kullanıyorum ya? Echo is a shell built-in command. Bin echo desek. Valla çok yavaş çalışıyor yalnız, farkında mısınız? Az önce neden çalışmıyormuş biliyor musunuz? Buradaki shell'de bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu şey yapmamız lazım. ZSH çalışıyor galiba muhtemelen. Altta 1005 denem lazım buna. Tamam. O zaman şimdi echo n desek. Rahat rahat çalışır mı yani? Yani harf harf yazdırmaya çalışıyoruz. Tamam, bu sefer çok hızlı yazdı. Araya bir sleep koyalım. Nokta 1 yazsak olur mu? Çok mu yavaş olur? Biraz fazla yavaş oldu sanki.
Şöyle yapalım. Slip diyelim. 0 no yani nokta 0 ve rastgele bir sayı diyorum o zaman. 0 1 olsun falan yani. Yine yavaş ya. Nedense bir takılma var orada. Aa, bir 0 0 bir şey desek. Yani biraz daha hızlı. Vay yine bence sıkıntılı ya. Burada çok bence çok hızlı olmalı ya. 5 random number diyelim. 5 random number generation. Modu falan alabiliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Heh, şöyle bir bunu ben kafama göre bir sayı yani 0.0 küsür modunu alacağım. 300'e göre bir modunu alıyorum mesela. Tamam. Çalışır herhalde ya. Ya biraz ha şimdi biraz daha hızlandı tamam. Kötü değil. Kötü değil kesinlikle. Yani benim bilgisayarım nedense 5 biraz sanki bence biraz şey yavaş çalışıyor gibi geldi bana. Ama baya baya hackerman oldu ya. Abdurrahman diyor ki cool retro term diye bir terminal var. Onu browser'da gösterebilsek keşke diyor. Valla gösterirsin yani uğraşsan. Tamam. Şimdi bence güzel oldu bu. Bir de sonuna bir yeni satır ekleyelim. Arada bir boşluk bırakalım. Tamam mı? Bence bu bitti yani arkadaşlar. Hacklemeye hazır mısınız? Valla ben build push diyorum arkadaşlar. Ona göre. Bir saniye yanlış yaptık. Permissionless. Bir DBP koyayım başına. Şimdi Docker build, Docker push, sonra cloud run deploy yapacağız. Tamam. Metecan diyor ki şu an konu olarak neresindesin? Bitirmek üzereyiz. Valla bir saatte bitti. ne yaptık? Yani özellikle Cloud Run Sandbox'ta arkadaşlar insanlara public shell access verdik. Bu arada bu neden Cloud Run'da çalışabiliyor derseniz arkadaşlar Cloud Run'da böyle bir terminal uygulaması. Normalde Cloud Run serverless olduğu için request response tabanlı uygulamalar çalıştırıyor ama ben aslında size burada üzerinde çalıştığımız bir feature'ın preview'unu veriyorum. Bu da WebSocket. Yani Cloud Run'da bidirectional stream betası var elimizde şu an. Onu deniyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor ama biraz yavaş ya sanki. Ama yalnız bayağı da yani şey çalışıyor böyle. Bayağı iyi. Şimdi 180 saniye dedik ya. Onu bir implement edelim. Mesela şu ekrana kaç sürede yazabiliyorum ben ona bakalım bir şöyle. Ekrana yazış kaç saniye sürüyor ortalama. Rastgele bir süre gerçi ama hani aşağı yukarı. Fikir verir. 7 saniye sürüyormuş. Biraz fazla. Bunu yarıya indirebilir miyiz? Acaba. Bu hala çok uzun ya. Satın yani bu sayılar bir şey yapmıyor onun farkına vardım. 0 0 desek bu sefer de çok fazla olur sanki. Şöyle sayılarla oynayıp böyle bir şeyler denemeye çalışıyorum da ya acaba biraz şey yapar mı kurtarır mı diye. Yani 0 nokta 1000 sıfırla 1000 arası bir şey ürettiğimizde 0.9 ürettiği anda o başka bir şeye dönüşüyor artık yani. O ne yazık ki kurtarmadı ya. Ama insanlar okusun zaten ya. Bence çok kurcalamayalım. Bunu 300 yapıyorum. Tekrar böyle dursun. Şimdi bakın bu şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. 180 saniyesi var dedik ya adamın. Bu GoTTY'nin özelliklerini bence daha dikkatli okumamız lazım bu noktada. Mesela bakıyorum. Close sinyali diyor. Değil mi? Mesela hangi sinyalle kapatsın diyor uygulamayı. Signal sent to the command process when GoTTY close it. SIGHUB bu fine. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Uzunluk, genişlik, timeout var bakın. Timeout seconds waiting for a client. Bu ne demek? Tam anlamadım. Sıfır to disable. Kalsın. Max connection. Bakın bu güzel. Bunu bir yapalım biz. Tamam mı? Max connection eşittir bir diyorum. Title diyor. Title format. Onu bence title'ı değiştirelim. Çünkü garip bir komut yazıyor. Nvet localhost falan yazıyor. Buna Cloud Run Sandbox falan diyebiliriz böyle. Tamam, Cloud Run Sandbox deriz. Tamam mı? Başka ne yazabiliriz? Şeye bakıyorum. Komut olarak argümanlar yani. Nasıl konfigür edebiliriz bunu? Index. Geç bu bize gelmez. TLS gerek yok.
Bunlar random URL galiba şey, şifre gibi bir şey aslında. Credential, adres, port. Bunlara da ihtiyacımız yok. Reconnect diye bir şey var. Enable reconnection. Bu galiba biri patlayınca ona tekrar bağlanmasına izin vermek gibi bir şey. Bu galiba şeyle beraber kullanılıyor. Neredeydi o? Wait miydi? Nerede? Sana bir yerde gördük ya. Connection close signal. Bir wait vardı ya. Sanki ben yanlış mı görüyorum? Ha. Timeout seconds waiting a client diyor. Sıfır to disable. Zaten sıfır. Yani bu Allah, kafa çalışmadı benim şimdi. Bu ne acaba ya? Yani şu bayağı kullanışlı duruyor. Reconnect mevzusu. Enable reconnection, reconnect time. Reconnect'e ihtiyaç var mı ya? Yani patlarsa bir daha kontrol F5 atıp yani şey yapması lazım adamın. Bozulursa eğer yeniden başlatması lazım onu bence. Format of the browser. Ama bence burada bir şey yok ya. Tamam. Linki chat'e atar mısınız diyor. Tamam atacağım birazdan. Bekle. Sakin ol. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu timeout olayını ekleyelim diyorum da. Ya bence direkt şöyle yapalım. Biz kafaya takmayalım onu çok. Timeout diyelim. Şöyle mesela 180 çarpı 160 yani herhalde kaç 10 600 olsun. Tamam 600. 600 saniyeniz var diyelim. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağım. Diyeceğim ki you have 600 seconds. 10 minutes diyelim. Yani, tabii ki abartı oldu ama bence güzel oldu. Deneyelim. Lokalde bir çalıştıralım bunu. Ha mesela 600 denemeyelim bakın başta. Başta bir 6 saniye deneyelim hatta. Tamam 6 saniye sonra ne oluyor? Hakikaten kapatıyor mu bağlantıyı? Bir bakalım ona. Ve reconnect'e izin vermemiştik hatırlıyorsanız değil mi? Ya bu arada mesela ben hani disconnect olunca alttaki prosesin kapanıp kapanmadığından da emin değilim ya. Close signal diyor. Reconnect var. Wait, reconnect time. Wait olayı sadece bir yerde olması ilginçmiş. Tamam hadi öyle olsun bakalım. Çalıştırdık. Localhost'te çalışıyor şimdi tabii ki. Evet. Biraz böyle şeyde takılmalar var ya ilginç. Biraz garip yani. Ha, bakın 6 saniyede kapandı galiba hakikaten bağlantı. Ama yani zaten 5 saniye şey sürüyor. 2 tane enter atıyorsunuz kapanıyor sonra hop gitti. Aynen. 3 saniyede falan o çıkıyor desek tamam. Yani buraya benim yaklaşık 600 saniye koymam lazım. 600 saniyede kapanacak bu. Hadi o zaman hacklemeye başlayalım arkadaşlar. Şunu ben build push edeyim. Hemen geliyorum. Evet. Sandbox'ımız açık. Tıkladık. Bakıyoruz çalışıyor mu? Çalışıyor arkadaşlar. Linki chat'e atıyorum. Discord'a da atacağım. Discord'da Containers kanalımıza atayım.
Discord'a da attık, chat'e de attık. Girin bakın arkadaşlar, bir oynayın bakalım çalışıyor mu? Ben de şimdi denemeye çalışıyorum. Yani acaba ne yapabiliriz burada diye. Valla çok bir şey yapamayız herhalde ya. Öyle geliyor. Evet, o zaman bugünkü yayın bu şekilde arkadaşlar. Valla burada benim diyeceğim bir şey yok. Discord kanalımıza katılın arkadaşlar. Yukarıda linki ekledim. Discord kanalımızda şeyi göreceksiniz. Bu konuyla ilgili tartışmaya günün geri kalanında devam edeceğiz. Daha doğrusu gecenin geri kalanında devam edeceğiz. Ama bence güzel bir prototip yaptık bir saat içinde. Direct connection close attı diyor bazıları. 10-15 saniye içinde kapandı diyor bazıları. Valla işte şeyden mi acaba? Ben de şimdi düşünmeye başladım da. Bunu bir daha deploy edeyim arkadaşlar. Bir saniye şöyle yapalım. Ya aslında bir container'a birden fazla reconnect'e mi izin versek acaba? O yüzden öyle bir şey mi yapsak? Bunu düşünüyorum da şimdi. Tamam, bekleyin arkadaşlar. O zaman hemen onu bir fixlemeye çalışalım. Hemen kapanıyormuş container. Niye hemen kapanır? Şimdi onu anlamaya çalışıyorum ben. Normalde 600 saniyede kapanması lazım çünkü, değil mi? Şimdi bazılarınız giriyor, bazılarınız girememiş ama. Öyle bir sıkıntı var. Onu gözlemledik. Değil mi? O zaman neden olabilir bu? Acaba timeout mu çok kısa yani? Bunu timeout diyeyim ben. Mesela timeout 900 saniye diyeyim. Tamam, 900 saniye. Bir daha bir deploy ediyorum. Reconnect'e mi izin versek? Ya şimdi reconnect'e izin verirsek sıkıntı şu. Ne oluyor biliyor musunuz? Sizin nasıl diyeyim? Ya aslında bir çalıştırsak anlarım ben bunu. Ya lokalde bir çalıştırayım bir saniye. Şimdi çalıştırdık. Tamam mı? Bir tane konteyner çalışıyor. Ben buna bağlandım. Tamam, bağlandık. İçindeyiz şu an. Reconnect'e izin vermeyince ne oluyor? Mesela hakikaten haklısınız arkadaşlar. Bam diye connection close geliyor lan. Bu ne? Nasıl kapandı ya bağlantı? Valla localhost'ta bile kapandı bağlantı ya. Böyle bir şey olmaması lazım arkadaşlar. Çok ilginç. O zaman ben buraya dash reconnect ekliyorum ya. Burada bir sıkıntı var. Biraz bana bir süre verin. Kayarlarını yapalım şunun. Dash reconnect, bir daha bir docker build docker push yapacağız. Deneyelim. Ama hazırlanın yani. Geliyor. Sıkıntı. Öyle diyelim. Bir daha deniyorum ben. Hop, biri subscribe oldu yine. Nereden subscribe oldunuz? Bakıyoruz. BlueC subscribe olmuş. Tamam. Yine bir hata yaptık. Yerde. Virgüller eksik bir yerde yine. Tamam. Sanki şimdi çalışır gibi geliyor ama işte emin olamıyorum arkadaşlar ya. Kendi yazmadığımız bir yazılım olduğu için yani insan emin olamıyor. Anlatabildim mi? Sanki çalışıyor gibi geldi bana ama. Deploy edelim bakalım o zaman ya. Ya ben onu kapatırsam tabu ne oluyor? Tab kapandığı zaman şöyle kapat dedim. Bakın connection close diyor. Server kapanmıyor. Server ayakta kalıyor. Tamam, peki öyle olsun. Şöyle bir şey deneyelim. Yani bu bağlantı açıkken bir daha bağlanmaya çalışınca ne oluyor? Şimdi bakın connection doldu. Bir connection'dan biri doldu diyor. Değil mi? O zaman ikinci connection'ı açmaya çalıştığımdan olacak. Bir daha bağlanıyorum. Connection close diyor direkt olarak. Tamam. Zaten bunu yani bunu zaten Cloud Run'da biz concurrency eşittir 1 diye şey yapabiliyoruz. Enforce edebiliyoruz. Şimdi biri demiş ki yanlış komut girince kapanıyor direkt demiş. O olmaması lazım arkadaşlar. Daha deniyoruz. False diyelim. Aa, hakikaten kapanıyormuş bak. Tamam tamam, çözdük. O da şu yüzden oluyor arkadaşlar. Set E'den oluyor. O setleri ayarlamamız lazım. Tamam. Yeni versiyon geliyor arkadaşlar. Hazırlanın. Şu deploy edince arkadaşlar herkes bir refresh atsın. O zaman düzelir diye umuyorum. Evet, yanlış komut çalıştırınca şey oluyor. Çünkü yukarıda set E deyince arkadaşlar bu 5 profile'ın
parçası olunca o profilde herhangi bir yanlış komut ya da işte hatalı sonuç döndüren bir komut çalıştırdığınız anda, yani false komutunu bile çalıştırırsanız direkt o shell kapanıyor. O yüzden orada hata yapmışız, öyle diyelim. Tamam. Evet. Ya hatta bu şeyi kapatalım ya biz. Bu sleep mevzusunu bence kapatalım şimdilik. Ekrana gereksiz yere şey yapıyoruz. Tamam, şimdi refresh atabilirsiniz. Ben yine de bir daha deploy edeceğim çünkü de. Bu arada şeye bakalım. Request grafımıza bakalım. Zorlayanları görelim. Ta daha bekleyin arkadaşlar. Yine kapandı diyor Hazar. Ya kardeşim dur bir deploy etsin önce ya. Tövbe estağfurullah. Evet. Yani özetle arkadaşlar, gördüğünüz gibi CloudRun'da insan şeyine güvenecek. Tamam mı? Arkasına güvenecek, öyle diyeyim. Şimdi refresh atın hepiniz. Tamam. Yani gördüğünüz gibi biz buna güvenebiliyoruz arkadaşlar. Doğrudan size konteynerin içinde root access'i verebiliyoruz. Yani benim bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok gördüğünüz gibi. Burada şimdi şöyle bir sıkıntı olabilir yalnız ya. Şimdi ben hacklemeye çalışayım. Size hatta birkaç tane trick gösterebilirim ama yok, göstermeyeyim. Siz kendiniz hacklemeye çalışın. Tamam, o zaman bugünkü arkadaşlar, bugünkü yayını da burada durduralım. Sorularınız varsa hatta ben rahat bırakayım sizi. Bakalım nasıl hackleyeceksiniz? Nasıl Bitcoin mining mi yapacaksınız artık? Ne yapayım? Bitcoin mining herhalde zor çalışır. Bu 600'ü çünkü ben birazdan düşüreceğim. 180 saniyeye indireceğim. Tamam. Aklınızda bulunsun yani, özetle. Şimdi mesela şeyi düşünebilirsiniz aslında. Yani bu şeyle, tamam mı? Bu Google Cloud'un kendi şeyiyle ben ne yapabilirim, değil mi? Yani Google Cloud'un kendi account'uyla ne yapabilirim falan diye düşünebilirsiniz mesela. Öyle şeyler var. Onu da gösterebilirim isterseniz birazdan. Size birkaç dakika vereceğim. Oynayın siz. Evet. Evet. LS. Şimdi size buranın nasıl hackleneceğini göstermeden bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Şimdi bakıyorum sıkıntılı API var mı diye. Speech to text API'mızı kapatalım mesela.
Şimdi birazdan size Google Cloud'da nasıl token alınacağını göstereceğim ama öncelikle bakıyorum şöyle gereksiz şeyler varsa onları kapatayım. Tamam, bunları tamam. Sadece Speech API'ni kapattım çünkü Speech API IAM desteklemiyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar burada. Az önceki linke bir daha bir girelim. Bakın şimdi Sandbox'ı baştan açıyorum, tamam mı? Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Curl, tamam mı? Bir tane header ekleyeceğim buna. Metadata flavor Google, tamam mı? Şimdi şöyle bir endpoint var. HTTP metadata diye. Bakın altında compute metadata diye bir şey var. V1 instance. Mesela burada bakın ID mesela şey diyeyim. Instance yerine project derseniz aslında burada project ID dosyası varmış bunun içinde de. Bakın Ahmet B demo aslında şu an içinde bulunduğunuz projenin adı. Yani bunu görebiliyorsunuz. Daha doğrusu instance'ın altında bakın service account var. Şimdi service account'un içinde permissionless account var. Aslında default da ona tekabül ediyor. Biraz büyüteceğim. Bakın bu default account'un altında bunun e-mail'i var. Görünüyor zaten kabak gibi. Şimdi asıl olay scopes. Gördüğünüz gibi çeşitli scope'lar var burada. Yine ilginç. Ama işte permission'ı yok bunun. Ondan sonra mesela şey var bir de. Ne diyelim? Default. Ne vardı? Token. Heh, işte bakın burada olay ipin dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası. Şimdi bakın burada bir aslında access token var. Tamam mı? Bir de identity diye bir token var burada. İşte bu bir tanesi jwt bunların. Bir tanesi de access token. Niye çalışmıyor? Onu anlamadım ben. Default. Ha, identity'nin altında mı acaba? Identity. Evet. Mesela zaten İlginç bir şekilde izin bile vermiyor oraya. Ben de şaşırdım buna. İlginç. Neyse. Özetle demeye çalıştığım şey arkadaşlar. Burada tokenlar var ama bu tokenların hiçbir işe yaramıyor olması lazım. Tamam. Niye çalışmıyor ya? Bunun çalışması lazım sanki. Hiç önemli değil. Bakın arkadaşlar yani bayağı bildiğiniz account'umu açtım. Evet. Yani Serhat demiş ki bu ne işe yarıyor bu uygulama demiş. Valla arkadaşlar ben size konteynerin içinde access vermiş. Şimdi bakın ne olmuş? Bin bash source directory not found. Bu şu demek. İşte benim az önce kullandığım konteyneri başka biri kullanmış demek. Ve her şeyi silmiş. Tebrik ediyorum kendisini. Refresh atınca yenisi geliyor. Boşuna silmişsin kardeşim. Evet. Gülistan demiş ki merhaba konu ne? Başından izlersen anlarsın. Zaten başlıkta da açıklamada da sağ üstte de yazıyor konu. Daha ne diyelim. O zaman bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bununla oynayın. Discord kanalına katılın. Discord kanalında birbirinizle bunun nasıl hacklenebileceği üzerine tartışmalar yapın. Bakalım yani bununla ne yapabilirsiniz? Ne çıkar bunun içinden? Beraber görelim. Haydi o zaman. Ulan bugünkü yayını burada kapatalım. Bu arada yani hani eğlencesine ben de yazayım da hadi size sevinin. Arem Aref yazıyorum arkadaşlar. Tamam, hadi biz de silelim. Arem Aref hepsi silinsin. Hadi LS bile silindi. Tamam. Ama refresh atınca düzelmesi lazım. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Yani bir iki kere refresh atarsanız düzelir. Tamam. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Çok uzatmadan yine kısa bir yayın oldu. Tadını da bırakalım o zaman. 86 kişi varken o zaman sorularınız varsa hızlı son chat'e sorularınızı yazın. Onu cevaplayalım. Özetle bu bölümde ne inşa ettik? Beraber hatırlayalım arkadaşlar. Bu bölümde şunu inşa ettik. Cloud Run'daki bir sandbox üzerinden insanlara public shell access verdik browser'da. Ondan sonra bunda GoTTY projesini kullandık. Yani WebSocket üzerinden Cloud Run ile bir Go servisi aracılığıyla insanlara bash çalıştırıyoruz. Sonra o bash'e erişim izni veriyoruz. Yani insanlar konteyner içinde root olarak istediklerini çalıştırabiliyorlar. Bunun linki de zaten şurada chat'te mevcut. Chat'e tekrar yapıştırıyorum sonradan gelenler.
Evet. Yani bu gördüğünüz gibi who am I derseniz root olduğunuzu göreceksiniz burada. Eren demiş ki buradan birisi başka bir sunucuya DOS atabilir mi? Valla yani hani kısa bir süreliğine atarsın. Evet öyle diyeyim. Bu arada mesela yani tek bir noktadan DDoS atamayacağınız gibi yani atarsınız ama zorlasan tek nokta tek IP adresini banlatırsınız da. Şimdi CloudRun'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şimdi CloudRun içinde mi yaparım? Bakın şöyle bir şey yapacağım. CloudRun HTTP curl my IP.org. Bakın ne IP adresim neymiş benim? 107.5 falan değil mi? 107 bilmem ne 5. Bakın refresh atıyorum. Silinen konteynere düştük yine. Ulan hepsini mi sildiniz? Ne yaptınız? Bu ne arkadaş? RMRF çekmeyin lan hepsini. Neyse. Bir daha atıyorum şimdi bakın. Başka bir IP geldi. Yani aslında DDoS gibi bir şey atabilirsiniz ama içinize çok yaramaz yani. Ya bunu zaten deploy etmeden ben şeye muhtemelen girişim şey yaparım. Neyse. Deploy etmeden bunu bir netin arkasına koyarım. Cloud netin. Bu şekilde tek bir IP adresinden gider. O şeyi de engelleriz. Evet başka sorusu olan var mı? Hadi o zaman şey yapalım. Soru cevap yayınına dönüştürelim bunu. Boş boş muhabbet olsun. Valla bunu nasıl hackleneceğini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben sizin yerinizde olsam işte şey yaparım. Proc CPU info falan yaparım. Tamam mı? Yani işte CPU, Intel CPU var. Çift çekirdek gibi görünüyor. Aslında tek çekirdek olması lazım bu ya. Yanılmıyorsam. Bakalım CloudRun'dan. Evet diyelim. Evet tek CPU. Bir de yeni bir beta feature ekledik arkadaşlar CloudRun'a. Sürekli açık instance'larınız olabiliyor. Öyle ilginç bir özellik var. Yani cold start'ı engellemek için mesela 10 tane instance çalıştır diyebiliyorsunuz. Evet. Şimdi başka bir soru gelmiş. Soru şu şekilde. Shine diyor ki CloudRun her connection için ayrı bir Docker instance oluşturuyor. Doğru mu yoksa instance pool gibi bir durum var? Şimdi aslında şu şekilde Shine. Normalde yani şu an ne yaptık biz biliyor musun aslında? Şu an öyle bir sistem oluşturduk ki ya container açık kalıyor aslında. Tamam mı? Yani container sen disconnect olunca shell'den o go tty prosesi açık kalıyor. Aslında onu engellemek için şöyle bir şey yapabiliriz. İsterseniz deneyelim. Açık shell'iniz varsa onu açık tutun çünkü ortalığı karıştıracağım tekrar. CD diyelim. Evet. Sandbox tamam. Şimdi bakın şöyle bir özelliği var aslında go tty'in. Beraber deneyelim bunu dilerseniz. Go tty neydi? Nasıl çalıştırdım ben bunu daha önce? Permit write zsh bash diyeyim buna. Şöyle dash dash once diye bir opsiyonu var. Bu şu galiba. Yani sadece bir client bağlanacak sonra o client bittiğinde çıkacak diye tahmin ediyorum. Bağlandık. Şimdi kapatıyorum ben bu pencereyi. Valla yani çıktı gibi duruyor. Ama yani pek de iyi olmadı çünkü server açık kaldı. Hani bir kere çalışacaktı o. Ha bakın ilginç. Soketi kapattı ama şey açık kaldı. Server açık kaldı. Neyin kafası bu? Salak bir şeymiş bu ya. Evet WebSocket bir kere bağlantıya izin verdi sonra kapattı arkadaşlar. Bence çok salakça bu. Yani proses hala açık ama nedense. HTTP proses hala açık. Sanki bana öyle geldi. Valla bunu bir deploy edebiliriz ya. Böyle bir şeyi bunu bir deploy etsek ne olur diye. Şimdi Bora diyor ki RMRF çekilen konteynerler bir süre sonra sıfırlanacak mı? Silinecek mi yani arkada diyor Bora. Evet yani Bora bir noktada silinmesi lazım ama işte onu çözmeye çalışıyoruz o zaman şimdi. Şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi mesela ben açıkçası şunu bekliyordum. Yani çizgi çizgi once dersek bu konteyner kapanır. Tamam mı? K
kendiliğinden gider diye düşünüyordum ben. Şu anki duruma baktığımda öyle olmadığını görüyorum. Yani buraya reconnect dedik ya, mesela reconnect yerine çizgi çizgi once diyelim buraya. Tamam, böyle bir şey deneyelim. Şimdi docker build docker run yapayım tekrar. Tamam, bir deneyelim. Bakın bağlandık. Takılıyoruz içinde. Şimdi değiş kapattık yanlışlıkla atıyorum. Ha bakın connection kapandı. Tamam, bağlantı kapandı burada. Tamam. Şimdi o zaman bunu deneyelim mi? Çünkü az önce şunu gördük. Yani başkalarının bağlantı container'ın içine girebiliyordunuz siz. Yani mesela biri girdi shell'in içine, çıktı sonra. Siz o, yani aynı konteyneri size geri veriyordu. Ama çizgi çizgi once dersek o konteyner patlıyor disconnect'te. Yani disconnect olunca konteyner kendini kapatıyor. Bu şekilde CloudRun onu belki yeniden başlatacak. Bilmiyoruz yani. Bakacağız. Beraber deneyeceğiz. Deniyoruz arkadaşlar. Bir daha deploy ediyorum şimdi. Açık window varsa kapatayım onu. Yalnız aranızda biri RMRF çekiyor. Öyle lamer'lıklar yapmayın. Tamam mı? Rahat rahat kullanalım arkadaşlar. Şimdi environment'ımıza bakıyoruz. Temiz. O zaman bir şey yapalım. RMRF çekelim. Tamam, sildik. Tamam mı? Şimdi bunu refresh atıyorum. Alias. Tamam. Sanki yeni container geliyor. Yani RMRF çek, sürekli RMRF çekeceğim ben. Tamam mı? No preserve root diyeceğim. Sonra root'u sileceğim. Sonra exit yapacağım. Refresh atıyorum. Eğer exit yapmasam da olurdu. LS. LS orada. Tamam. RMRF yaptık. Refresh. Bakın cold start'a düştü. Yavaşladı. Bakın dikkat ediniz mi? No preserve root. Tamam. Çözdük gibi o sıkıntıyı da. Yani şu an RMRF, yani bağlandığınız container'da şey olması gerekiyor. Yani hani bir F5 çektiğinizde tekrar disconnect, reconnect olduğu için galiba bir sıkıntı çıkmaması gerekiyor. Yani içindeki araçlar olacak. Evet. Tamam, bunu da düzelttik yani. Güzel oldu. Tamam, ben bir commitliyim. Sen de lisans koyalım için. Ya bir tane lisans aracı vardı ben. Adını unuttum şimdi. Add license, ha. İlginç. Bunu şimdi bir yere, kodu bir yere upload etmeyeceğim. Ama çalışıyorsa arkadaşlar güzel. Yani burada neye bakabilirsiniz? Düşünelim yani FreeM. Bakıyorsunuz, okey 2 GB memori varmış ama aslında 256 MB var. Bu çünkü sahte bir değer aslında. Gerçek bir değer değil. İşte htop kuralım ya, ama konteynerin için ne diyorsunuz? Htop kurabiliyoruz mu? Tamam, htop kuralım o zaman. Tamam, htop kurduk. Başka ne lazım bize? Aslında ben bu konteynerin internet erişimini bile kesebilirim yani. Dışarıyla iletişimi tamamen kopartabiliriz. Böyle bir şey mi yapsak? Gel. Evil planlarımla beni baş başa bırakın arkadaşlar. Acaba bunun arka plan rengini falan değiştirebiliyor muyuz ya? Şimdi onu düşünmeye başladım bak. Stop çalışıyor mu peki? Valla babalar gibi çalışıyor. Vim çalışıyor mu? Onu denemedik. Vim A
Vim falan da çalışıyor. Tamam, Vim varsa yeter. Vim'den çıkamıyoruz yalnız. Çünkü escape tuşu hakikaten çalışmıyor galiba. Benim browser'daki escape tuşuyla galiba sıkıntıya giriyor bu ya. Valla Vim'den çıkamadık. Kayda düşülsün. Uptime desek. 2 dakikadır açık diyor. İlginç. Daha önce başkasının kullandığı bir şey mi gerek? Peki o zaman şunu deneyelim arkadaşlar. Ahmet şey diyor. IP RO del default. Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü ya bu neden şey yapamıyorsun? Çünkü bu gVisor arkadaşlar. Yazıyor zaten girince. gVisor'da her şey implement edilmiyor sizin güvenliğiniz için. Yani IP tables falan da çalışmaz burada. Tamam. Ama şeye bakalım. If config'e bakalım ya. Bazı bir takım interface'ler görünüyor yani. Bunlar gVisor'daki sahte şeyler ya. Sahte device'lar. Çok çılgın bir şey yok. İçine çok bir şey kuramazsınız arkadaşlar. Bunu yani apt-get install docker deseniz deneyelim bakalım. Yani container D diyor. Hadi bakalım çalışacak mı? Merakla bekliyoruz. Gördüğünüz gibi patladı. Neden patladı? Belki zaman aşımına uğradık. Bilmiyorum. Bir daha deneyelim. Allah kahretsin patladı. Bence çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü arkadaşlar yani evet system call hatası alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yani öyle bir sıkıntı oluyor gibi geldi bana. Yani bunun şeye bakabiliriz bu arada. Ha. Yani loglarına bakabiliriz. Bence loglara bakınca şunu göreceğiz. Cloud Run'da zaten şeyler yok. Bazı system call'lar implement edilmiş değil yani. Anlatabildim mi? Bakın ne gibi hatalar geliyor ya. Bak bak hata gelen hatalara bak. Aman Allah. Evet. İçine bunu şu an X server kuran mı dersin? Evet. Man barrier, set socket options. Gördüğünüz gibi bir takım unsupported system call'lar var arkadaşlar bunun içinde. Onlar hata veriyor. Bakıyoruz şu an yani. Set socket options çalıştıranlarınız var aranızda. Man barrier'ı kapatabiliyor muyuz ya? Çok fazla çıkıyor çünkü. Ha, set sockopt çıkıyor. Set sockopt. Yani böyle desteklenmeyen sistem kolları başka hangilerini zorlamışız ona bakmaya çalışıyorum. Bu herif kim ya? Evet. Şimdi Fatih diyor ki büyük bir dosya indirmeye çalıştığımda 250 MB değerinde takılıyor. Evet Fatih. Çünkü Cloud Run'ın memorisi 256 MB ve Cloud Run'da file sisteme yazdığın her şey memoriden gidiyor. Anlatabildim mi? Yani aslında şey yapabiliriz. Belki hakikaten yani Docker kurulurken belki de o nedenden patlıyordu. Açıkçası ben de emin değilim. Vallahi belki de o nedenden patlıyordu. Emin değilim ben de. Muhammed diyor ki Apple Magic Keyboard mu kullanıyorsun? Evet, Apple Magic Keyboard kullanıyorum. Sesinden mi anladın? Şimdi 512 yapalım. Yani belki Docker kurmamıza izin verir. Ama arkadaşlar gVisor'ın içinde Docker çalışma ihtimali sıfıra yakın. Onu da diyeyim. Yani çalışabilir aslında. Şimdi bir yandan düşünce Docker içinde Docker valla olabilir yani. Değil mi? Deneriz. Bakalım ya. Şimdi deploy ediyorum tekrar o versiyonu. Tamam. Refresh atalım. Umarım yeni versiyondayız. Bakalım ne çalışıyor. Şimdi Container D'yi kurarken hata veriyor. Biraz daha devam etti sanki. Vallahi kurdu. Demek ki o yüzden hata veriyormuş. 353 MB diyor bakın. He, tamam.
Docker PS. Yok, çalışmıyor. Docker D çalışmıyor çünkü. Docker Engine diyelim. Bakın, evet. Docker D'yi başlattım arkadaşlar. Bir daha başlatayım, görün şöyle. Bakın ne diyor? Overlay FS çalışmıyor diyor. Ondan sonra Block IO C gruplarını bulamadım falan filan diyor. Device C grubu mount edilmedi diyor. Başka warningler de var. Yani burada zaten çok böyle baksana garip garip şeyler falan diyor. U limitlerde falan belki de sıkıntı, çünkü hiç bilmiyorum yani. Açıkçası bu biraz şey. Ya yani burada Docker in Docker çalışmaz arkadaşlar. Yani bu çünkü gVisor'ın kendisi bir, evet, OCI compliant teoride bir container runtime gVisor. Ama gVisor bir yandan da şey değil. Garip bir sitesi var bunun ya. Dokümantasyonunu okursanız arkadaşlar, bunun bütün system call'lar falan implement edilmiyor ve Linux'u, yani o container'ları container yapan system call'ları hatırlayın. Neydi? C groups vardı, değil mi? Namespaces vardı. O tip şeyleri arkadaşlar, yani gVisor'ın baştan implement etmesi lazım ve gVisor da genelde öyle bir şeye ihtiyaç duymadığı için implement edilmiyor. Yani gVisor'ın dizayn amacı bu değil. Öyle diyelim. Tamam. Tamam, o zaman Hazar diyor ki IPv4 klasöründe geziniyorum. Bir sorun olur mu diyor. Abi gezin. Zaten o yüzden açtık. Yani bununla zararlı bir şey yaparsanız arkadaşlar direkt bana ulaşın. Yani sisteme erişim falan elde edebilirsiniz, bana ulaşın. Enver demiş ki 68 byte paketlere izin veriyor. Bu nasıl ayarlanıyor? Yazıcan demiş ki kaç instance kalktığını görme şansımız var mı demiş. Yok. Yani ben belki görürüm, onu da ben bile göremem yani. Ya şurada işte şey gösterebilirim aslında size. Yani son bir saat içinde nasıl durumlar diye. Ama açıkçası yani böyle çok şu an ayakta mesela 10 instance falan var. Benim tahminim 30 instance falan var ayakta şu an. Yani şuradaki benim, sen kafam grafiğin üstüne mi geliyor, ona bakayım da. Nerede OBS? Ha. Şöyle bakın, üzerine gelince görüyorum. Yani mesela 2 dakika önce ne diyor? Bu neydi ya? Neyin grafiğiydi bu? Request latency grafiği, bu değil. Billable container instance time. Bakın buna bakarsam işte şurada son birkaç dakika önce mesela işte şurada yazan sayıların toplamı kaç? 12 artı 9 artı 7. Yani 30 container falan şu an ayakta yaklaşık. Tahmin edebiliyoruz yani onu. Neden? Çünkü WebSocket'ı çalıştırırken konteynerler sürekli ayakta kalıyor ya. O yüzden. Bu arada arkadaşlar bu sizin projenizde çalışmaz. WebSocket olayı tamamen şey çünkü. Yani hala bizim denemeye çalıştığımız bir özellik. O yüzden çalışacağını sanmıyorum sizin hesabınızda. Burak diyor ki dash dash privilege çalıştıralım container'ı diyor. Burak, gVisor'da privilege yok. Yani gVisor'ın amacı zaten seni host'tan tamamen izole etmek. Bu zaten privilege bir container. Yani host'a zaten erişemezsin. Amacı o container'ın zaten. Yani evet. Hamza diyor ki speed test yapıyorum. Baya sağlam diyor. Doğrudur. Ben bunu niye açtım? Bana giren çıkan yok. Google'a giren çıkan var ama yani speed test yapa yapa da bir yere varamazsınız. Tamam, o zaman bir şey bulamıyorsunuz gibi arkadaşlar. Doğru mu anladım? Evet. Bizim Saruhan'a yollayayım ya bunu. Güvenlikçi arkadaşımız, hatırlarsınız. Ahmet diyor ki belki buffer overflow'dan bir şey çıkar diyor. Çıkmaz işte. Yani neden? Go ile implement edilmesinin, zaten gVisor'ın Go ile implement edilmesinin en büyük faydası bu. Çünkü arkadaşlar kernel'da gVisor'lı çok rahat sıkıntılar patlak verirken, ya pardon, kernel, Linux kernel'da normalde gVisor'ı olma, yani gVisor gibi bir ya da Firecracker gibi veya işte VM olmadan çalıştırırsanız Linux'ta şeyleri arkadaşlar,
Kernel'ın kendisi C ile implement edildiği için evet buffer overflow'lar alacaksınız ve buffer overflow'ları bazı zamanlar exploit edip hakikaten kernel'da açık bulabiliyorsunuz. Yani kernel'ı exploit edebiliyorsunuz. Ama işte gvisor gibi bir sistem Go ile yazıldığı için böyle sıkıntıları yok arkadaşlar. Yani bu gvisor arkadaşlar bayağı çılgın bir şey. İlgilenen herkesin, sistemlerle ilgilenen herkesin kaynak koduna dokunmasını öneririm. Çünkü hakikaten çok düzgün bir kaynak kodu var. Bakın burada zaten bakarsanız mesela şeye bakalım. Mesela syscall'lara bakabilirim. Syscall.h falan diyor da. Mesela time'a bakalım şimdi. Mesela bakın. TCP IP paketi var burada. Mesela bütün TCP IP stack'i normalde Linux'da C++'da implement ediliyor ya. Bakın burada tamamı Go'da implement ediliyor arkadaşlar. TCP IP'nin transportuna falan tıklayın. Mesela bakın TCP transportu var burada. Tamam mı? İşte Connect Go, Dispatcher Go bilmem ne. Bunların hepsine tıklarsanız arkadaşlar. Burada göreceksiniz ki burada native Go'yla bütün kernel'ı neredeyse implement etmiş bu adamlar. Tabii ki her şeyi implement etmemişler. Yani mesela IP tables yok. IO katıldı birçok system call yani support eksik vesaire vesaire. Farklı şeyler özellikle. Şimdi çok güzel bir soru geldi. Kondanta demiş ki Firecracker ve gvisor arasındaki farklar nelerdir demiş. Şimdi gvisor gerçek bir VMM. Yani Virtual Machine Manager. KVM gibi düşünebilirsin. Çok optimize ve hızlı çalışıyor normal KVM'e falan kıyasla ama yine Linux'un içindeki VMM support'unu kullanıyor. Tamam mı? Tek asıl farkı o. Şimdi gvisor ise farklı. Gvisor'da ise yaptığımız şey bizim ptrace denen bir şey var. Tamam mı? Linux'ta. Ptrace'i kullanarak biz bütün system call'ları Go'ya yönlendiriyoruz. Tamam mı? Yani system call table'da normalde bir Linux'ta system call table vardır ya. Yani mesela sen open system call'unu yapınca veya write system call'unu yapınca İşte şeye gitmektense, kernel'a gitmektense Go prosesine gidiyor. O yüzden senin prosesin hiçbir zaman Go'nun dışına çıkmıyor. Tamam mı? Gvisor aslında bir emülatör. Firecracker ise gerçek bir VM manager. Yani mesela Gvisor'da bazı system call'lar çalışmayacaktır. Ama Firecracker'da çalışır. Yani Firecracker daha compatible teoride. Yani Firecracker'ın içinde Half-Life da çalıştırırsın. Half-Life server'ı da çalıştırırsın. Ama gvisor'ın içinde mesela ben Half-Life ya da Counter-Strike server'ı çalıştırabileceğini düşünmüyorum. Yani birçok sıkıntı olabilir. Pazar diyor ki Mkdir çalıştırdığımda erişim reddediliyor. Sanmıyorum. Sende sıkıntı vardır. Aa, ben de çalışıyor. Evet. Şimdi gvisor'ın arkadaşlar neden okuyun dedim bunu biliyor musunuz? Çünkü gvisor'ın hakikaten içinde çok çok düzgün şeyler var. Yani çok düzgün system call implementasyonları var. Tamam mı? Yani IO olsun, işte memory şeyleri olsun bilmem ne. Mesela bakın random diye bir tane şey var. Paket var burada. Bakalım ne varmış içinde okuyalım. Bayağı random reader varmış. Çok da cryptographic random varmış yani içinde. Çok çılgın bir şey yok. Bakıyorum bunların içinde ne var diye. Daha pek bir şey yok. Ya ama bunun içinde mesela DNS resolution yapabiliyor bu. Tamam yani kendi DNS siteyi var. Arayalım hatta bulabilir miyiz bak. DNS diyelim. NDP varmış bak. NDP Ahmet Sever. Evet Ahmet var ya. Evet. Şimdi bunun içinde bir takım arkadaşlar şey de var. Mesela bakın. Şurada bakın kernel diye bir tane paket var. Bu hakikaten kernel implementasyonu gibi bir şey arkadaşlar. Mesela sketch'e bakarsanız burada ne göreceksiniz biliyor musunuz? Bu sketch paketinde aslında yani buralarda bulunan şeyler işte. Yani mesela gerçekte siz operating system thread'i yaratıyorsunuz ya. Yani operating system'ın içinde bir proses çalışıyor. Thread'ler de bir proses değil mi aslında? İşte onlar ne yapıyor? Burada Go'da aslında Go rutinleri kullanarak yani Go'nun kendi green thread yani daha lightweight thread konseptini kullanarak buradaki gördüğünüz bütün threadler ona map ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani ben burada sonuçta ne yapıyorum? Atıyorum mesela sleep 100 diyorum bir proses başlatıyorum arka tarafa değil mi? Pardon bağlantımız kapanmış. Mesela sleep 100 diyorum değil mi? Şimdi bu arka tarafta bir proses çalışıyor. Bir tane daha çalıştırıyorum, bir tane daha çalıştırıyorum, bir tane daha çalıştırıyorum. Bunların her biri normalde gerçek bir operating system'da ayrı bir prosestir. Ama
gVisor'ın içinde aslında bunlar proses gibi görünüyor. Yani ben bunları PS yazarsam process table'da çıkacak bunlar. Çünkü yani Cat Proc'a baktığınızda, pardon LS Proc diyelim bakın. Diyemedi. Şimdi bakın Proc'ta bunlar görünüyor yani. ProcFS'te bunların kaydı var. Çünkü process table'da kernel'ın içinde bunlar process diye görünüyor. Ama işte gVisor aslında size çaktırmadan bunları arkada Go rutinlere fiş ekliyor. Go'nun kendi scheduler'ını kullanarak çalıştırıyor. Yani düşünün, gerçek operating system emülasyonunu Go'da yapmış adamlar. Yani Go'da operating system yazılır mı diyenlere gVisor örneğini gösterebilirsiniz. Yani tabii ki full blown bir operating system yazmak için çok verimli değil. Yine sonuçta kendi runtime'i var vesaire. Ama yani gördüğünüz gibi biz gVisor'ı Google'ın içinde çok sıkça kullanıyoruz arkadaşlar. Yani nerelerde kullandığımızı ben söylemeyeyim ama siz tahmin edin. Sonuçta kullanıcılardan biz bir sürü kod alıyoruz değil mi? Yani mesela Cloud Run'a gelen bir container kullanıcıdan gelen virüslü kod olabilir. Yani sıkıntılı kod olabilir. Biz Cloud Run container'ını doğrudan Google Infrastructure üzerinde çalıştırıyoruz arkadaşlar. Aradaki tek katman gVisor. gVisor'da sıkıntı varsa yani teoride siz Google Infrastructure'ınızı ele geçirebilirsiniz ama işte geçiremiyorsunuz değil mi? Neyse böyle bir demo koyduk. Yani bunu ileriki zamanlarda ben şey yapacağım muhtemelen. İleriki zamanlarda revize edeceğim. Başka pek güzel soru bakıyorum. Fondanta'nın sorusu güzel ama yani o soruya değer verdim ben. Firecracker'da öğrenin arkadaşlar. Firecracker'da benzer bir teknoloji. Firecracker genelde Amazon'un işte kendi nasıl diyelim? Amazon'un kendisi Lambda ve Fargate gibi sistemleri çalıştırmak için kullandığı. Gerçi Fargate'de kullanılıyor mu bilmiyorum da yani Lambda'da kesin kullanılıyor onu biliyorum. Lambda'da ama orada da %100 kullanılmıyor onu da duymuştum açıkçası. Firecracker'da işte Amazon'un kendi geliştirdiği bir takım emülatör. Bu da tahmin ediyorum ki aslında yine şey çalıştırır yani kafaya göre bir konteyner çalıştırıyordur. Yani gVisor'da limitasyonlar var dediğim gibi. Mesela gVisor'ın içinde Oracle Database ayağı kaldıramayabilirsiniz. Ya da işte Microsoft SQL Server ayağı kaldıramayabilirsiniz. Ama bu bizim zaten use case'imiz olmadığı için o sistem kolları implement etmememizden kaynaklanıyor. Ya dediğim gibi Counter-Strike Server ayağı kaldıramayabilirsiniz burada. Evet. Kondanta demiş ki Fargate'de de kullanılıyor. Doğrudur. Bence mantıklı zaten. İşte Firecracker'ın farkı şu arkadaşlar. Firecracker gerçek Linux. Tamam mı? Firecracker nereden açıkçası Firecracker'ın nereden build edildiğini bilmiyorsanız bence bir araştırın. Tamam mı? Firecracker arkadaşlar şöyle yazayım size. Rust VMM diye bir şey var. Tamam mı? Bu Rust VMM nereden? Nerede yazıyor ya? Heh. Evet. Şimdi bu Rust yani bu aslında şöyle dediğimizde bu Rust VMM nereden geliyor biliyor musunuz? CrossVM diye bir projeden geliyor. Tamam mı? Bu CrossVM ise Google'ın geliştirdiği Chrome'un içindeki VMM aslında. Şimdi bu neden Chrome OS'in içinde VMM var diyebilirsiniz. Çünkü Chrome OS bayağı güvenli bir OS aslında. Yani bir ara hakikaten düşünüyorlardı yani Android'in içine Chrome OS falan mı koyalım diye. Sonra işte fuşa muşa çıkmaya başladı. Farklı operating system eforları gelişiyor şu an. Ama CrossVM aslında yani onu yapıyor. Yani şurada okuyun ne diyor? This component runs untrusted operating systems along with virtualized devices diyor. Tamam mı? Yani galiba şeyde falan bunu kullanıyor olabilirler. Crostini diye bir proje var ya belki bilirsiniz. Crostini şey. Crostini miydi ya? Crostiniydi değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynen. Mesela Chrome OS altında yani Chrome OS aslında tam full blown bir Linux değil değil mi? Ama işte Chrome OS altında VM'ler ve container'lar falan çalıştırabiliyorsunuz. Baya ilginç bir proje yani. Yani herhangi bir şey de çalıştırabiliyorsunuz galiba. Crostin'in altında herhangi bir Linux uygulaması normalde çalışmaması gerekiyor Chrome şeyde, Linux'ta, şeyde Chrome OS'te ama Crostin'i kullanarak bunları çalıştırabiliyorsunuz. Fatih demiş ki Google Colab diye bir şey var. Google Colab şey aslında sizin Python notebookları gibi bir şeyler geliştirebildiğiniz güzel bir sistem. Bu da Google Cloud'da falan çalışıyor. Colab'de gVisor kullanıyor musunuz demiş. Valla ben bilmiyorum. Yani zaten hani her şeyi söyleyemem size. O yüzden doğru olmaz. Ama Cloud Run'da mesela gVisor kullanıyoruz. Onu diyebilirim size. Cloud Run'da kullanıyoruz. Cloud Functions'da falan da kullanıyoruz. Ama işte geri kalan şey. Geri kalanı söyleyemem size. Başka nerelerde gVisor kullanıyoruz. Orası trade secret.
O zaman bir RMRF çekelim de arkadaşlar içimiz rahatlasın ya. Yanlışlıkla bir de kendi bilgisayarımda çekiyormuşum düşünseniz. Sıkıntı olur baya. Tamam. Şahin diyor ki high load durumları için cloud run kullanımı öneriliyor mu yoksa moderate ve low load için mi uygundur? High load'da cloud run'ın kullanılmasında bir sakınca yok aslında. Cloud run'ın tek limitasyonu şu, request response tabanlı şeylerle çalışıyor. Yani bir HTTP veya gRPC request'iniz yoksa cloud run arka tarafta çalışan bir şey değil sürekli, Fargate gibi falan. Yani şey demeniz gerekiyor sizin. Benim bir web uygulamam var. Web uygulamam bu port numarasını çalışıyor. O şekilde cloud run auto-scaling'e kendisi karar veriyor. Yani mesela diyorsunuz ki cloud run'ın az önce belki UI'ında görmüşsünüzdür. Şöyle bir ayar çekmiştim ben Cloud Run'da. Onu bir göstereyim tekrardan. Bakın burada diyorsunuz ki benim uygulamam şu portta çalışıyor. Ve şunu yazdım. Maximum requests per container 1 dedim burada. Bu da şu demek. Aynı anda bir container'dan bir request serve ediliyor. Yani diyelim farz edin sizin Java uygulamanız var. Aynı container'da şu kadar CPU ve memory ile derseniz ki ben 10 request'i aynı anda işleyebiliyorum. Sıkıntı yok. O zaman biz size 10 tane request göndereceğiz. Ama 10 tane request hala çalışır haldeyken 11. request gelirse bir yukarı scale edeceğiz. Onun için zaten şey var. Auto scaling var burada. Auto scaling de zaten açık geliyor. Hatta bunun default'unu ben azalttım 150 diye. Millet şimdi sıkıntı çıkartmasın diye. Ama aslında bizim bu default değerimiz 1000. Hatta de support'u ararsanız bunu çok daha yüksek. Yani Google'ın data center'ın limiti neyse biz onu bunu ayarlayabiliyoruz. Yani sizin çok ciddi kalabalık bir siteniz varsa biz onu 10.000 100.000 de yapabiliriz yani. Çok sıkıntı olmaz. Başka mesela işte şeyler falan var arkadaşlar. Cloud Run'da gösterebileceğim ilginç ayarlardan bir tanesi. Mesela eski versiyonlarla yeni versiyonlar arasında trafik bölebiliyoruz. Mesela ben atıyorum şey diyebiliyorum işte 10. revizyona %90'ını yolla trafiğin. İşte 9. revizyon vardı az önce deploy ettiğimiz. Ona %10'unu yolla falan filan gibi böyle çok güzel ayarlar da çekebiliyorum. Yani bayağı güzel ayarlar var. Evet. Bayağı 88 kişi olduk arkadaşlar. Demek ki o zaman bugün doğru bir saatte mi acaba şey yaptık? Doğru bir saatte mi yayına girdik yoksa başlık mı güzeldi? İnsanları yayına çeken ne oldu bilmiyorum. Ama düzgün bir yayın yaptık gibi duruyor. Şeye bakıyorum şimdi. Kaç request gelmiş gitmiş ona bakıyorum. Eklendik mi ona bakmam lazım bir de. yani hangi API'leri kullanıyorsunuz onu da bir incelemem lazım. Son 1 saat için. Bakalım neler kullanılmış. Onu güzel demiş adı söyledi. Doğrudur. Bu arada her zaman böyle konular bulamayacağız arkadaşlar. Bir saniye şey sığmadı. İzleyici sayısı sığmamaya başladı arkadaşlar. Derde bak. Tamam. Dikdörtgenleri sağa sola çekiştiriyorum. Tamam. Niye çalışmadı ya? İlginç. İnternetimizde sıkıntı mı var acaba? Umarım size de bu şekilde Cloud Run sevdiriyoruzdur arkadaşlar. Bu arada biriniz DDoS mu attı? Cloud Run'ın arkadaşlar Google Cloud'da Tekton var demiş Furkan Türel. Kullanım case'i nedir demiş. Furkan, Tekton çok karmaşık bir proje. Tekton'un ne olduğunu bilmiyorsan muhtemelen Tekton'a ihtiyacın yoktur. Tekton'un aynısı bizde Google Cloud Build olarak geçiyor. Buraya Cloud Build yazarsan bu Tekton aslında. Tekton gibi bir şey yani öyle diyeyim. Tekton'la aynı API var. Hatta ben Cloud Run'da mesela istiyorsam belli bir repo'dan deploy etmek istiyorsam mesela şöyle bir şey diyebilirim. Tamam mı? Cloud Build dedim mesela. Bakın burada işte seçebiliyorum. GitHub'da benim mesela Baklava repo'm var diyorum. Tamam mı? Baklava repo'sunu otomatik Cloud Run'a deploy et diye çok basit bir ayar çekebiliyorum. Cloud Run'da böyle güzellikler de var. Şimdi size asıl ilginç yanını söyleyeyim arkadaşlar. Cloud Run'ın çok sitelerinizi çalıştırmak için çok düzgün bir free tree'i var. Ben kişisel projelerimde Cloud Run'ı kullanıyorum. Mesela buraya bakacak olursanız arkadaşlar. Cloud Run'da her ay 180 bin CPU saniyesi bedava. Tamam mı? Yani şu kısım beleş. Her ay beleşe geliyor. 180 bin saniye ne demek? Bakın 180 bin bölü dakika bölü saat değil mi? Bölü gün
Gün mü? Evet, gün. Yani düşünün, eğer bir yani 2 gün boyunca durmadan request serve edebiliyorsunuz. Ve siz arkadaşlar, Cloudera'nın en güzel yanı şu zaten. Bakın burada açıklıyorum. Aynen bu. Burada 2 gün derken biz şunu kastediyoruz aslında. Bu resme bakacak olursanız request geliyor ya container'a. Request gelmediği zaman container'a o beleş. Yani orada hiçbir para ödemiyorsunuz. O yüzden bu açıdan VM'lerden ve hosting'den çok farklı. Sadece request'in dayalı olduğu süre boyunca, yani mesela aynı anda 2 request de gelebiliyor. Mesela ne oluyor? AWS Lambda'ya gidiyorsunuz. Her request ayrı bir container'a gittiği için mecburen ne oluyor? 2 katı para veriyorsunuz. Eğer request'ler üst üste binmişse bu resimdeki gibi. 2 katı para veriyorsunuz ama Cloudrun'da böyle bir durum yok. Cloudrun'da container'lar birden fazla connection aynı anda handle edebiliyor. Hatta bunu siz ayarlıyorsunuz zaten. Normalde bu 80 falan. Bunu siz mesela 10 dersiniz, 20 dersiniz, 100 dersiniz. Neyse. Bu işte orada mesela 100 bağlantıyı, 100 request'i aynı anda handle ediyorsanız ona para vermiyorsunuz aslında. Yani ben bu az önceki çalıştırdığımız bu sandbox uygulamamız vardı ya arkadaşlar. Bu sandbox uygulamasını eğer ben şeye deploy etseydim, siz söyleyin. Ben mesela 5 kişi aynı anda bir konteynere bağlanabilir diye izin verseydim mesela bir kişilik para verecektim. Yani bu tamamen bir serverless product arkadaşlar. Serverless'ın mantığı zaten kullandığınız kadar öde, kullanmadığını ödeme. Yani öyle o mantıkla çalışıyor. O yüzden Cloudrun'u ben yani cidden bakmanızı öneririm. Düşünün yani 1 ay boyunca hani 2 günlük size durmadan request processing veriyor. Yani sitenize sürekli giren çıkan yoksa, yani zaten sitenize sürekli giren çıkan olsa da bir request normalde ne kadar tutuyor? 100 milisaniye tutuyor. Yani adam her saniye, her 100 milisaniyede request yapmadığı sürece bir sıkıntı yok değil mi ziyaretçileriniz? Aynı şekilde CPU da, memory de aynı şeye denk geliyor arkadaşlar. Yani mesela 512 MB ayarlarsanız daha uzun memory falan filan. Ve sonrasında da kullanımı çok ucuz. Yani şu Türkiye fiyatında bence bayağı ucuz yani. Kullandığınız saniye başına 0,00024 falan ödüyorsunuz. Request bazında networking fiyatları var ama networking'inde evet mesela ilk 1 GB bedava falan. North Amerika'da. Yani server'ı North Amerika'ya kurmanız. O da çok basit bir şey zaten. Yani girdiniz, kullandınız arkadaşlar. Şu an CloudRun'da yani beraber komut çalıştırıyoruz, eş top çalıştırıyoruz falan. Gayet düzgün çalışıyor değil mi? Yani hatta tıklama bile yapabiliyoruz. Bakın tıklama. Mouse bile destekliyor arkadaşlar. Setup diyelim. Mesela display options, preview. Threadleri şey yap, gizle dedik. Bitir, tamam diyelim. Quit diyelim. Hiç top. Bakın böyle gayet düzgün çalışıyor. Evet, o zaman yani şimdi demiş ki mesela Şahin demiş ki request response time limitimiz varsa bu durumda Cloudrun'u nasıl ayarlaman gerekir? İşte ayarlamana gerek yok. Cloudrun kendi kendine ayarlıyor. Sen request response tabanlı bir şey yazıyorsun. Arka planda bir şey çalıştırmıyorsun. Yani her şeyi request response süresince hallolacak şekilde ayarlarsan bir sıkıntı yok zaten Cloudrun'da. Evet. Hamza demiş ki veri alışverişi server'ın çalışmasından daha pahalı diyebilir miyiz? Evet. Genelde arkadaşlar cloud provider'larda networking pahalıdır. Ama tabii ki siz 1 GB data serve etmeniz için bayağı ciddi bir resim mesim serve etmeniz lazım. Yani sitenizde resim mesim yoksa, hayvan gibi resim şeyleri falan serve etmiyorsanız orada bir sıkıntı olmaz. Şimdi o zaman ben şunu anladım. Bağlantı sayımız azalmış. 15 bağlantıya düşmüşüz. Galiba hackleyemediniz arkadaşlar. Doğru mu? İşte o yüzden arkadaşlar ben bu siteyi resmi olarak açmayı düşünüyorum. Öyle bir planım var. Yani müdürüme gideceğim. Diyeceğim ki benim böyle bir projem var. Ben bu projede insanlara Google Cloud Run'ın ne kadar güvenli olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden yani gVisor'ın ne kadar güvenli olduğunu göstermek istiyorum. Cloud Run'ın böyle WebSocket'i desteklediğini falan göstermek istiyorum diyeceğim. O yüzden bu proje için bir bütçe alacağım. Tamam mı? Bütçe dediğim de yani gideceğim hani bu kadar bize faturası olabilir diyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra projeyi açacağız. Bunun üzerine bir blog yazısı falan yazacağız. Burada benim öteki blog yazım yayına girmedi ya arkadaşlar. Çok sinirliyim bugün. Bakalım. Böyle bir geçen yine blog yazısı yayınladım arkadaşlar Google Cloud blogunda da. Yani kendi GCR container'ları, GCR registry'nize custom domain ayarlayın
diye böyle bir bunu şu şekilde yapacağım. Şimdi aslında diyagramımız vardı. O diyagramı böyle yap. Bir saniye. Escape tuşunda bir sıkıntı var bugün ya. Neyse ben bunu tweetlerim ya. Bunun bir diyagramını kopyalayasım var. Çok kötü çıktı ya. Bunu bir resim eklemem lazım ya benim. Şunun URL'ini değiştirsek nasıl olur? Patlattım. Aman Allah ne yaptık? Bozdum. Evet. Sorular var mı arkadaşlar? Ben iş yapmaya başladım. Şeyle gelip küfür edenleri anlamıyorum. Kardeşim senin derdin ne? Tamam arkadaşlar hackleyemediniz galiba. Alt tarafta yazan URL hacklenmedi gibi duruyor hala. Kaderde yokmuş diyelim o zaman, doğru mu? Çalışmıyor. Neyse önemli değil ya. Ben bunu sonra kendim halledeceğim arkadaşlar. Bunu draft olarak kaydedip çıkıyorum. Sonra gelir editlerim ben bunu. Özellikle Yalıcan çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki Gvisor'ın Go'nun altta worker'larını çalıştırması çok ilginç. Ama yaptığı şey sadece process trace'in validation'ı mı oluyor? Yani Gvisor için ptrace manager diyebilir miyiz? Mükemmel bir soru. Yalıcan çok güzel bir soru sormuş. Şimdi Yalıcan umarım Discord'umuza da katılırsın bu arada. Orada da seni bekleriz. Şimdi bu şu aslında. Gvisor'da Pete, benim anladığım kadarıyla Gvisor ptrace'i kullanarak sadece system call'ları kendi üzerine alıyor. Ama system call'un alt taraftaki implementasyonu yine Go'da.
Yani gvisor'ın bir kaynak koduna bakalım isterseniz. Yani gvisor'da herhangi bir system call çalıştırdığınızda arkadaşlar alt tarafta normal bir şey çalışacak aslında. Mesela sys call listesine bakalım arkadaşlar. Bir tane Linux system call table bulalım. Tamam mı? Şöyle bakalım işte buna. Şimdi bakın burada mesela bu Linux system call'larında demiş ki Erşan demiş ki hackledim haberin yok. Tamam. Sen hacklemişsindir güzel kardeşim. Evet. Şimdi mesela get time of day diye bir tane system call var değil mi arkadaşlar burada? Şimdi bu get time of day belli bir implementasyonu var. Bunun C'deki implementasyonunu ne yazık ki dosyanın yerini değiştirmişler bulamıyoruz ama buluruz ya bir saniye. Arasak buluruz yani. Bulalım bir saniye. Şöyle bir ayar kayar çekiyorum. Nerede? Yok. Burada da yok. Neyse ya kernel'dan şuraya mı gitmiş? Ha. Bakın mesela şimdi normalde Linux'ta siz date komutu yazdığınızda alt tarafta get time of day çalışıyor değil mi? Şimdi bu get time of day fonksiyonu nerede? Bakın şurada bir şey tanımlamış. Gördünüz mü? Syscall define demiş. Get time of day bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Burada işte kernel time'ını al. TS64 olarak yani 64 bit bir longa bunu muhtemelen şey olarak alıyor. Yani milisaniye bütün saniyeyi alıyor sonra nanosaniyesini alıyor. Böyle bir system call implement. Şimdi siz gvisor'a giderseniz gvisor'da arkadaşlar burada bir ben niye bulamıyorum aradığım şeyleri bugün? Benim bir tane source graph extension'ım vardı da bulamadım. Heh. Şimdi bakın bunlar test. Bunlar test. Bunları geçin. Go arıyoruz biz. Heh, bakın bulduk. Şimdi bakın burada neydi? Yazıcan kardeşimiz aynen hackleyen pazartesi gelip başlasın bu arada. Doğru diyor onu söyledi kardeşimiz. Şimdi bakın burada adamlar neyi implement etmişler? Sentry diye bir component var gvisor'ın içinde. Bunu gvisor'ın dokümantasyonunda bir component architecture diagramı var. Orada da görebilirsiniz. Şimdi bu sentry işte asıl system call'ların implement edildiği component, tamam mı? Bu sentry'nin içinde bakın mesela burada şeyi arıyorum. Öteki system call. Mesela bakın burada demiş ki clock getres fonksiyonu Linux'taki clock getres'i implement eder demiş. Tamam bu yanındaki iki şey demek. System call demek arkadaşlar. Bunu bilmiyorsanız şeydir bu. Mesela man page'lerde arkadaşlar man 2 open derseniz system call'u görürsünüz. Tamam mı? Mesela man 2 read derseniz read system call'unu görürsünüz. Ama mesela man read derseniz 5'teki read'i görürsünüz. Tamam mı? Çünkü başka bir şeye tekabül ediyor. Yani built-in bir. Yani burada man 1 read derseniz 5'i görürsün. Mesela işte şeyi düşünün. Başka düşünüyorum şimdi bir saniye. Mesela man 2 time diye bir şey var mı? Yok. Çünkü man time bir komut. O var. Mesela başka system call'ları falan görebiliyorsunuz burada. Özetle işte ne bileyim man 3 vardır mesela. İşte resolve conf falan çıkar mı burada bakıyorum da yok. Ya böyle man'in section'ları var özetle. Tamam mı? Section number'ları falan var. Yani man aslında şey gibi düşünün. Man aslında bir ansiklopedi. Farklı section'ları var. Section 1, 2, 3 diye ciltleri var diye düşünün. Öyle bir şey. Şimdi burada da aynı şekilde mesela get time of day diyoruz ya. Neydi? Onu unuttuk. Get time of day. Heh. Bakın burada görüyorsun ya şimdi bakın. Burada go ile zaman implementasyonu yapmış, tamam mı? Burada ne etmiş? Okuyalım. Bakın bir tane yani bu get time of day ne alıyordu? Hatırlayın. Bir tane şey alıyordu değil mi? Bir struct alıyordu. Bir de başka bir time zone diye bir struct alıyordu. Şimdi onları oraya geleceğiz. Ama özetle ilk başta şey yapıyormuş. Bakın TV bir de TZ. Yani value ve time zone. Tamam mı? İşte bunları az önce aynı şurada C implementasyonunda gördüğünüz gibi şeyden okuyor. Ama bunları okurken işte unsafe pointer olarak okuyor. Tamam mı? Yani Go'daki type sistemi kullanmıyor burada. Ondan sonra bakın T diye bir tane kernel objesi var. T.kernel. Sonra real time clock diye gerçek zamana erişiyor. Şimdi bunun implementasyonunu gidip beraber okuyabiliriz. Çok zor değildir ben eminim. Real-time clock nokta now sonra time value alıyor. Sonra alıyor. Bunu o değerin içine kopyalıyor. Aşağıda da gidiyor time zone alıyor. Tamam mı? Time nokta now nokta zone. O kadar. Tamam mı? Yani hiç uğraşmıyor bile. Go'daki time'ı kullanmış galiba. Doğru mu? Bakıyorum nerede diye de. Aynen. Go'daki time zone'u kullanmış. Adam hiç uğraşmamış bile. Şimdi mesela bu kernel'ın içindeki şu real-time clock implementasyonunu bulalım. Tamam mı? Burada zaten çok farklı bir şey görmeyeceksiniz. Onu diyeyim.
Bakın real time clock diye bir şey var ve buna gerçek zamanı verebildikleri gibi adamlar şeyi de verebiliyorlar. Sahte zamanla verebiliyorlar. Hatırladınız mı mesela Go'da Go'nun playground'unda hani şey diyorduk ya, buraya time alıp mesela time.now deyince bu Knuckle ortamında çalıştığı için yine GVisor'a benzer bir ortam. Time.now deyince bize 2009'dan spesifik bir tarih yolluyor değil mi sürekli? Yani bu emülatörün içinde tarih sürekli sabit. Bence onu destekleyen bir ortam kurmuşlar burada yani. İsterse şey yapabiliyor. Zamanı yani sallayabiliyor. Şimdi burada asıl şeye bakıyorum şimdi. Sentry.realtime diye bir şey var. Sentry Time diye bir paket var önce. Ona bakalım. Bakalım bulabileceğiz mi Sentry Time'ı. Bakın GVisor'ın içinde Sentry.time diye bir tane paket varmış. Oraya gidelim. Dosyaları bulamadığım için. Mesela saatler diyor, clocklar diyor. Bir saniye sizin için küçük oldu, kusura bakmayın. Bakacağım ama şimdi. Mesela çeşitli şeyler var diyor, clocklar var diyor. Şimdi clock implementasyonlara bakalım. Bu time, mesela GVisor'ın içinde saati nasıl implement etmişler diye bakıyoruz şimdi. TSC diye bir tane obje dosyası var açıkçası. Bu nokta S'in içinden olduğunu ben de bilmiyorum ama sistem kolları özellikle bazen mesela register etmek için ya da işte CPU'dan ya şöyle diyeyim. Burada assembler instructionları yazıyorlar arkadaşlar nokta S dosyalarında. Bunlar hakikaten yani assembler instructionlar. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Hakikaten aşağıdaki CPU'dan şey alabiliyor. Saati alabiliyor mesela. Öyle şeyler var. Bu kısımlarını Go'nun ben de bilmiyorum açıkçası. Biraz oralar hakikaten ekspertiz isteyen konular olabiliyor. Mesela başka ne var bakıyorum. Başka saat, clock resource'lar falan var mı? Onları bulmaya çalışıyorum. Mesela calibrated clock diye bir şey var. Bakalım neymiş o. Aradığım şey değil. Ama yani özetli şeyi anladınız yani. Muhtemelen gerçek CPU clock'u bulmak için şöyle bir system call yapıyor. Evet, özetle yani GVisor'da arkadaşlar Sentry paketinin içinde birçok şey var. Yani dosya sistemi operation'ları var. Bakın proc file var. TTY var. Az önce TTY'yi kullandık. Farkında mısınız bilmiyorum. Tamam mı? Yani biz şu sandbox'a girdiğimizde aslında TTY'yi kullanıyoruz değil mi? Şuraya mesela refresh atayım bakın. Yükleniyor. Bu bir TTY. Yani burada şu htop yazdığımızda burada çalışan şey TTY değil mi? İşte onu bile oturmuşlar arkadaşlar. Linux'taki TTY'yi kullanmak yerine. Gerçi burada TTY system call var mı emin değilim de. PTY olabilir. Yok. Yokmuş. Neyse. İşte onları baştan implement etmişler adamlar. Yani oturmuş bir TTY şeyi var burada. Bakın TTY'in kendi metodları var vesaire. Mesela user'lar için ayrı metodlar implement etmişler. Yani sonuçta siz mesela şey diyorsunuz ya. The who am I diye bir şey çalıştırıyorsunuz değil mi? Veya işte kullanıcının şifresini değiştir diyorsunuz. Yani sonuçta bunlar Linux'ta desteklenen şeyler. Alt tarafta tabii ki dosya yazma operasyonları aslında. Ama çalışıyor yani bunlar. Mesela başka şeyler var burada bakıyorum başka. Mesela dirent diye bir şey var. Bu dirent nedir biliyor musunuz aslında? Directory entry'lerinin mesela memory'de ne yapıyor biliyor musunuz bu adam? Hani siz Linux'ta bir dosya yazdığınızda file sistemi ne yapıyor? Inode'lar oluşturuyor değil mi? O inode'lar ne aslında? Bir tree var. Bir file system tree'si var. Onun içinde inode'lar var. Bunlardan bazıları directory, directory'lerin altında dosyalar veya başka directory'ler veya yani başka inode'lar. Özetle bunun aynısını memory'de şöyle bir map içinde saklayan bir şey yapmışlar arkadaşlar adamlar. Anlatabildim mi? Yani böyle bir düzen kurmuşlar kendilerine. Ve burada mesela siz şuraya gelip tree yazarsanız. Gerçi tree kurmamışız. Bir de tree kuralım mı? PS tree çalışıyor mu? Tree çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Tamam. İkisini de bir kuralım. İkisini de bir kurup bir daha deploy edeceğim ben şimdi. Tamam. Çünkü kullanışlı komutlar. Bence insanlar onları kullansın. Neyse. O arka tarafta deploy ederken. Özetle. Yani bunlar nasıl çalışıyor? Burada nasıl böyle bir file system var? İşte bunun implementasyonu arkadaşlar. Bu siz tree yazdığınızda. Sonuçta bir ls yazdığınızda. Bunun implementasyonu Go'dan geliyor. Yani GVisor'ın özelliği bu. Özellikle işte yazıcının sorusuna geri dönüyorum. GVisor o yüzden arkadaşlar gerçekten bir proses emülatörü gibi çalışıyor. Yani Go'da eğer runtime bug'ı bulabiliyorsanız siz mesela bunun hakkında ben geçen bir blog yazısı yollamıştım. Benim hesabımı takip ediyorsanız Twitter'da. Şöyle göstereyim. Nasıl bulamadım ya? Isolation mıydı?
şöyle bir yazı yollamıştım. Gerçi yazının linkini kopyalasam daha iyi olur. Şöyle bir yazı bulmuştum. Bunu Yağız'a yollayayım. Yağız neredesin? Yazacağım. Evet. Şimdi bakın burada anlatıyor. Çeşitli metodlar ve bu metodların birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığını anlatıyor. Bu metodlardan işte bazıları işte ÇMOD'dan bahsediyor. Emülasyonda mesela şey var. Emülasyon kısmında işte Gvisor'dan bahsediyor. Tamam, bakın ne diyor? Evet, diyor ki burada RunSC'yi çalıştırdığınızda, yani Gvisor'ın container runtime'ını çalıştırdığınızda it will run Docker containers for you diyor, tamam mı? Diyor ki kodu okuduğumda inanamadım. Yani böyle bir şey nasıl olabilir diyor, tamam mı yani? Ama diyor oraya buraya panik kolları eklediğimde, yani Gvisor'ın içinde hani böyle kodun orasına gelince panik atsın şeklinde eklediğimde hakikaten de diyor olduğunu gördüm diyor. Yani adamlar hakikaten Go'da bir şey yazmışlar diyor. Evet, yani diyor ki Google bunu Google bunu kullanıyor. Google kullanıyorsa siz de kullanabilirsiniz diyor. Gvisor is pretty bananas demiş. Yani Gvisor çılgınlık demiş. Patron çıldırdı demiş özellikle. Şimdi sonra lightweight virtualization'dan bahsediyor. İşte burada da şeyden bahsetmeye çalışıyor. Firecracker'dan bahsetmeye çalışıyor. KVM tool'dan bahsetmiş. İşte sonra Firecracker'a geçiyor burada. Firecracker'ın nasıl inşa edildiğinden anlatıyor. Mesela diyor ki mesela QEMU gibi bir şey kullanmaktansa AWS Rust'la baştan implement etti diyor. Sonuçta Firecracker diyor. Firecracker ise VMM, Optimized for Security diyor. Mesela örneğin diyor ki Firecracker'ın implementasyonu çok temiz diyor. Örneğin Firecracker'da block device implementasyonu. Block IO'yu bilmiyorsanız arkadaşlar, yani kesin bunun Gvisor'da implementasyonu vardır bu arada. Biz kapattık mı o pencereyi ya? Şurada galiba. Mesela block IO diye bir olay var. Tıklayalım. T yazalım. BLK IO. Bakın gelmedi. Block yazsak gelir mi acaba? Aynen. Mesela file system implementation. Aynen. Mesela block IO'ya falan bakıyor. Block IO'nun burada işte nasıl implement edildiğini falan görebiliyorsunuz. Mesela adam diyor ki block IO diyor 1400 satır Rust kodunda adamlar implement etti diyor. Ve 1400'ün içinde şey var diyor aslında. Yarısı test falan diyor. Tamam mı? Özellikle çılgın bir şey diyor yani. Tamam, buna da bir bakın. İlginizi çekiyorsa. Neyse, ilginç teknolojiler. Biraz bugün bu konulara girdik. Lamer arkadaş çok geldi yayına. Sen kimsin ulan falan diyenler geldi. Tamam mı? Neyse, öyle öyle. Garip insanlar işte güvenlikle ilgili şeyler yapınca arkadaşlar biraz amele kaynıyor. Ama ayıptır söylemesi. O yüzden güvenlik konularına ben pek girmiyorum. Zaten çok uzman olduğum konularda değil bunlar. Bilmediğimiz konularda konuşmak da pek bize düşmez ama ben elimden geldiğince size böyle linkler yollamaya çalışıyorum. Bugün güzel bir yayın oldu. Bayağı kalabalık bir yayın oldu. 1500 kişi uğramış. Tahminim herhalde şey oldu. Yayında linki yapıştırınca koş koş Google'a hackliyoruz muhabbeti dönmeye başladı. Tree'yi kurmuş muyuz bakalım? Kurmuşuz, tamam. O yüzden herhalde yayına çok kişi geldi ama bayağı başarılı bir yayın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir saat ekstradan uzattık yayını ama güzel sorular cevapladık. Son sorular var mı bakıyorum. CloudRun'da logları görmek için remote debug benzeri seçenekler var mı demiş Şahin. Evet, CloudRun'la Google Cloud Debugger'ı attach edebiliyorsun. Zaten CloudRun yani çok kompleks bir platform değil yani. Çoğu şey çalıştığı için çok farklı şeyler de yok. Tamamdır diyelim o zaman. Bayağı düzgün çalıştık o zaman konumuz. Kapatalım arkadaşlar. Hackleyen çıkarsa bana haber versin. Tamam mı? Ya da bana haber vereceğinize şey yapın arkadaşlar. Google Vulnerability Program var. Eğer Gvisor'ı hacklediğinizi düşünüyorsanız, yani bana ulaşın, ben size yardım ederim hackleyip hacklemediğinizi verify etmek için. Ama özellikle arkadaşlar, gözünüzü yaktım kusura bakmayın, şurada açayım. Şurada açarsam siyah beyaz yapabiliyorum çünkü. Tamam. Yapabiliyor muyum? Yapamadım. Google Vulnerability Program var arkadaşlar. Eğer Google'ın kendi sistemlerinde sıkıntı bulabiliyorsanız, yani Gvisor'da falan sıkıntı bulabiliyorsanız bu şeye giriyor. Mesela sandbox'lar burada cover ediliyor arkadaşlar. Mesela sandbox escape bulabiliyorsanız $30,000. Google'ın geri kalanına erişebiliyorsunuz $30,000 daha.
Burada anlamadım bu nasıl çalışıyor da. Non-integrated acquisitions and other sandbox or lower priority applications. İlginç. Tamam. İşte yani bunların da ayrı ayrı ödülleri var. Ama sandbox escape'ler bayağı tabii ki tehlikeli olduğu için arkadaşlar bu ciddi şey oluyor. Ciddi ödülleri var bunların. Yani ben şöyle diyeyim. Eğer böyle bir şey bulursanız ben sizin bu ödülü almanıza yardımcı olurum. Tamam, öyle diyelim. Ben bu arada Türk hackerlara güveniyorum. Yani White Hat, Black Hat falan camiasında bayağı Türk arkadaşlarımız var. O yüzden yani GVisor'da açık bulabileceğinizden emin değilim ama kastırsanız bulursunuz. Öyle diyeyim. Tamam. Tamam, o zaman geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de saat 12 olmuş burada. Yayını kapatıp günümün geri kalanı işe falan devam edeyim. Zaten işin gereği aslında böyle bir prototip yaptım. Şimdi gidip bunu bizim içeride pazarlayacağım bu fikri. Bakalım böyle bir şey açabilir miyiz diye. Yayına sonradan katılanlar Discord'a girebilirler. Discord'un linkini de sol üstte ekleyeyim arkadaşlar. Çünkü bugünkü yayında yazdığımız bu neydi? Escape the Sandbox mıydı ya? Bulamadım bir saniye. Heh. Nereye gitti ya benim pencere? Ne yazdık? Escape the Sandbox diye bir uygulama yazdık arkadaşlar. Size Cloud Run üzerinde root access veriyor. Refresh edeyim bunu. Bu uygulamayı eklemeye çalışabilirsiniz özellikle. Öyle diyeyim. Yani bu size root access veren bir container. Umarım bir şeyler öğrendik. Vallahi ben çok bir şey öğrenmedim ama umarım siz bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ben bildiklerimi bir araya getirdim. Yani onu sentez yaptık. Bakıyorum başka birileri bir şeyler çalıştırmış mı burada falan diye de yok tamam. Ama şey yapmayı başardık en azından. Yani her girene yeni bir konteyner veriyoruz. Konteynerler arasında kirlenme olmuyor. O yüzden sağlam olduğunu düşünüyorum. Umarım eğlendik. O zaman kapatıyorum yayını. Kendinize iyi bakın. Discord'a katılmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.